Villan yok. Korumalar da görünmüyor ortalıkta. Bu sessizliği sevmedim ben. 45-40'tan 47'ye. Aslı, ne durumdasınız? Beklemedeyiz müdürüm. Gözünüzü dört açın ha. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Henüz hareket olmadı müdürüm. Bunca şeyi Kerim Aslan'ı bulmak için yapıyoruz. Biraz daha sabredin, tamam mı? Anlaşıldı. Enginler nerede? Destek için yoldalar müdürüm. Vildan'ın villasına varmak üzereler. Güzel, güzel. Martuyu aldık. Kerim de elimize düşecek tabii. Komiserim, beklemeye mi geldik buraya? Operasyon asayişin kontrolünde. Onlara göre hareket edeceğiz. Adam buradaysa girelim alalım. Neyi bekliyoruz ki? Dur. Hareket var. 45-47. Bahçede hareket var. Gördük. Hiçbir şey görünmüyor ki buradan ya. Takip edelim. Tamam. Çıkıyor araçlar. Biz takipteyiz. Siz eve girin. Tamam. Hızlan çabuk. Kaçırma. Sen bizimkilere anons geç. 45-47'den 45-41'e. Evden çıkan araçları takipteyiz. Hızlan oğlum, hadi hızlan. Tamam da nereden gidiyorlar abi? Aslı, ne tarafa doğru gidiyorlar? Hacı Osman yokuşuna doğru gidiyorlar müdürüm. Kerim Aslan araçta mı? Gördünüz mü? Hedef görünmedi müdürüm. Araçta olduğunu tahmin ediyoruz. Tamam, gözler kaçırmayın. Tahminle mi iş yapacağız yani? Gidip göreceğiz artık. Hakan, yakala da şunları, önlerini keselim. Kapı açık komiser. Tuzak olmasın. Lan gelin, bir şey olmaz. Kimse yok. Şşş, sessizce etrafı kontrol edin. Tamam komiserim. Araçtan in. Aşağı in. Polis. İn. Dışarı. Gel böyle. Geç. Geç öyle, geç. Dayan. Geç buraya, geç. Tamam, ateş etmeyin. Bastan lan kapıyı. Aç. Geç şuraya. Geç. Kimse yok burada. Nasıl yok? Yok ne demek Emre? Yok işte. Nerede lan Kerim? Nerede? Bilmiyorum komiserim, o kim? Seni var ya. Bırak Emre, bırak. Nerede lan bu adam? Nerede bu adam ya? Aslı, ne oluyor? Müdürüm, evdeydi Kerim Aslan. Çıkarken görmedik ama herkese birlikte o da çıkmıştır diye düşündük. Bir dahaki sefere emin olmadan hareket etmeyin. Nereden kaçtı lan Kerim Aslan? Söyle. Tanımıyorum dedim ya komiserim. Harbiden direkten döndük. İç biraz rahatlarsın. Vildan. Bu gece bir ilk yaşandı, biliyorsun değil mi? Neymiş o? Polis bana hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Biz çıktıktan sonra dikkatleri üzerinize çekin. Ön tarafta hareket olsun. Araçlarla çıksın şoförler. Tamam abi. Bir an önce uzaklaşalım şuradan. Vildan. Eğer yakalanırsam size bunun hesabını sorarım Vildan. Bunu sakın aklından çıkarma. Aslı, kimse yok burada. Biliyorum. Tuzak kurmuşlar bize. Narkotikten mi tanışıyorsunuz? Evet. Aynı ekipteydik. Muhabbeti bırakın da anlatın bakalım. Elimizden nasıl kaçtı bu adamlar? Biz size göre hareket ettik başkomiserim. Nereden kaçmışlar? Çözebildiniz mi? Etrafı aradık. Gizli bir geçit falan yok.
Belki de evde değillerdi. Evde olduklarına eminim. Gördüm diyorum ya. Üst katta bunu bulduk komiserim. Bulmak da zor olmadı. Masanın üstüne koymuşlar. Bizimle dalga geçiyorlar güya. Geldiniz bu kadar, eliniz boş gitmeyin diye. Şuraya bir olay yeri çağırın. Adam gibi arayın. Hadi. Emredersiniz müdürüm. Rıza baba müsait miydin? Çıkacağım birazdan. Ne oldu? Çok tutmayacağım. 2 dakika. Ne bu? İzin dilekçesi. Neyin izni bu? Kullanmadığım bir dolu iznim var işte. Yani onlar. Sen delirecek misin beni ha? Müfettiş yolda. Soruşturmam başlayacağım. Tamam işte. Onlar soruştursunlar. Ben de dinleneyim biraz. Ne var bunda Rıza baba? Bu kadar işin arasında hepimiz Kerim Aslan denen adamın peşindeyken gidip izin yapacaksın öyle mi? O iş ayrı, bu ayrı baba. Nasıl ayrı peki? Bir anlat bakalım hadi. Ben işten falan kaçmıyorum Rıza baba. Yani bir telefonla nerede dersen oradayım ben. Ama hem kelle koltukta çalışacağım, hem gelip tepeme ekşiyecekler. Müfettişi bilmem nesi, osu busu. Yok hayvan terli yani, kusura bakmasınlar. Demek öyle ha? Öyle baba. Yani bir diyeceğin var mı bana? Var. Hı. Defol hadi. Baş üstüne, baş üstüne tabii. Ay Hüsnü, çekilin ayak altından. İşimiz gücümüz var. Misafir gelecek. Hazırlık yapacağız daha. Ne misafiri ya? Hayırdır? Bahsettim ya hayatım sana. Benim eski arkadaşlarım gelecek. Düğüne gelememişlerdi ha. Hani. Ha, senin lise grubu, tamam. Aynen. Nezike ablacığım sağ olsun yardım edecek. Bana hazırlanacağız. Ay aşk olsun. Şöyle de yardım etsin. Ay o küçükleri tutsa yeter. Hadi Hüsnü hadi. Metin neredesin? Heh. Sen de oyalan biraz. Geç gel tamam mı? Tamam tamam merak etme teyze sen. Merto üzme alanları tamam mı aslanım? Tamam he? Baba. Tontonu. Biz oynarız Mert'le. Aslanlarım benim be. Hadi hadi. Tamam tamam dur. Ay çocuklar tamam, çocuksun tamam, uyuyor tamam, hala. Hadi, hadi baba. Toparlayın şuraları. Tamam dur. Şudeciğim toparlarsın sen. Hadi oğlum. Ha, nerede benim telsizim? Topla. Tamam. Hadi. Şişt, tamamlayın onları bak ha. Bunlar mavi yaptı. Tamam baba. Ay tamam. Toparla. Hadi canım görüşürüz. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz. Sen ne yapacaksın Metin'in bütün gün dışarıda? Eski arkadaşları bir uğrayacağım baba. Arayıp duruyorlar, göremedim geldiğinden beri. İyi, iyi dolaş. Kafan dağılsın biraz. Bana bak, bir şeye ihtiyacın var mı? Paran falan var mı oğlum? Şşş. Var baba aşk olsun ya. Doğru söyle oğlum. Yok yok, yapma başkanım ya. Olmasa kimden isteyeceğim, utanmam merak etme. Herhalde utanmayacaksın oğlum. Bak duymayayım. Hadi ben de mesaiye. Görüşürüz akşam. Görüşürüz baba. Hadi kolay gelsin. Ben de buradan geçerken gördüm. Tamam. Çok kötü Cemal. İç organlarını çıkarmış. Katletmiş kadını. Kim bulmuş cesedi? Köylüler bulmuş komiserim. Tesadüfen geçerken görmüşler. Kamera da bulunmaz burada. Bak amirleri geldi. Kimin yaptığını bulurlar inşallah. İnşallah. Nasıl kıymışlar ya? Yapana yazıklar olsun. Bu ne ya? Ne yapmışlar kadını? Bütün organlarını parçalamış. Kalbine kadar. Çöp poşetiyle atmış buraya. Allah korkusu da yok bunlarda. Kim olduğunu biliyor muyuz? Üzerinden kimlik çıkmadı. Ama arkadaşlarından tanıyanlar var. Saadet Gedik. Şebnem Gedik'in annesiymiş. Şebnem Gedik kim? Meşhur biri mi? Sosyal medya fenomeniymiş. Katille ilgili bir ipucumuz var mı? Şimdilik yok abi. Olay yeri raporunu bekleyeceğiz. Son fotoğrafı annesiyle birlikte. Gününü kutlamış. Çok da mutlu görünüyorlar. Yazık ya, çok üzülecek kız.
Evet, burada yapacak bir şey kalmamış. Siz savcıyı bekleyin, tamam mı? Anlaşıldı müdür. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun müdür. Sağ olun müdür. Bulurlar inşallah katilini. Yeni mekanı ayarladık. Önce limana yanaşacağız, sonra da villaya geçeceğiz. Biraz sakinleşelim derim ben. Ruslarla görüşene kadar piyasaya çıkmayalım. Ya Vildan, bu adam niye böyle ya? Bazen gereğinden fazla düşünüyor. Haksız mıyım? Daha yeni kurtulduk polisten. Bana bak Scarface. Korkuyorsan baştan bulaşmayacaktın. Bir kere bulaştıysan da itiraz etmeyeceksin. Rusları bekletmek olmaz. Alışveriş çok büyük. Gerekirse polisleri ayağımızın altından çekeceğiz. İşte o kadar. Burcu neydi senin? Efendim? Burcun diyorum. Neydi? Sence sırası mı şimdi bunun? Hayır. Yanlış anladın ya. Öylesine bakıyordum. Belki iyi haberler vardır senin için. Bilmem ne dolunayıdır falan. Belli mi olur? Emre, lütfen ya. Biraz konu dalsın dedim ama olmadı herhalde değil mi? Dağılmaz orası. Kaç senedir. Bildim bileli böyle. Kerim Aslan. Benim ailemin hayatını mahveden adam. Orada bir yerde özgür. Ne var ne yok gençler? Aynı başkomiserim. Bildiğiniz gibi. Isıcığım. Kızım bak bakayım bana. Dün olmadı. Alamadık Kerim'le. Ama bugünü var, yarını var, sonrası var. Ne konuştuk? Vazgeçmek yok. Hemen havlatmak yok. Demedik mi? Başkomiserim haklı. Her şey bitmiş gibi bırakma kendini. Evet. Hem artık yalnız da değilsin. Bak biz varız. Böyle odalara kapanıp kahretmek yok artık kızım. Tamam mı? Aslı? Kim? Evden mi? Bilmeyen numara. Kerim olabilir. Aç hoparlöre ver. Sinemlere seslenin. Tamam başkomiserim. Hattı bulmaya çalışsınlar. Efendim? Aslıcığım. Ne konuştuk biz seninle? Ha? Nasıl anlaştık biz? Kardeşine neden dokunmadım da sağ bıraktım ben o gün? Hatırlıyor musun? Bırak şimdi bunları. Sen bize asla dokunamayacaksın bir daha. Sıra sende. Yaklaşıyoruz, farkındasın değil mi? Yeni gelen ara mı? Evet evet. Konuşuyorlar şu anda. Oyalaması lazım biraz. Hadi ne olur. Elinizi çabuk tutun. Tamam Emre, tamam. O ekibe de, kendine de fazla güveniyorsun. Hata. Ha bir de beni çok iyi tanıdığını düşünüyorsun. Bu da ikinci hata. Gel çık karşıma, tanışalım. İstediğin yerde, istediğin zaman. Sen bunu dünkü çocuklara dene. Belki gaza gelip kabul eden olur. Bana da, işlerime de dokunamayacaksınız. Ha yaklaştık sanacaksınız. Canınız daha çok yanacak. Artık uyarmayacağım. Başınıza ne gelirse katlanacaksınız. Bitti. Adamdaki kibre bak abi ya. Her şeyin hakimi zannediyor kendini hayvan. Tamam sakin ol. Bu hali daha iyi. O ne demek? Kendine hayran manyak. Böyleleri hata yapmadan duramaz. Ne oldu Emre? Yok. Uydu yönlendirmeler. Tespit edemedik. Bölge bile yok elimizde. Hiç şaşırmadım. Tamam. Hadi toparlanın. Daha işimiz çok. Düşmek yok. Hadi. Topluyorum olmuyor, bırakıyorum olmuyor ya. Kızım ne uğraşıyorsun ya? Gidince yapacaklar zaten. Bu halde mi çıkayım yani? Ya takipçilerimden biri görürse? Takarsın gözlük şapka, bir şey olmaz. Bak bu sponsor kişi önemli. Biraz hype'la kendin hadi. Tamam ya. Hadi prodüksiyon gelecek. Merhabalar. Şebnem Hanım. Polis geldi. Biraz konuşmamız lazım. Konu ne? İşimiz var da çekime yetişmemiz gerekiyor. Yanlış bir şey mi yaptık? Çok gerginsiniz. Annenden haberin var mı Şebnem? Annem... Bu sabah arayacaktım ama unuttum. Bir şey mi oldu?
Biz olay yerinden geliyoruz şimdi. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun mu? Ne demek yani? Saadet teyze öldü mü? Evet, maalesef. Ormanda cesedini bulduk. Vedat, şaka mı bu? Şaka değil mi? Ne bu şimdi? Hani kamerayı falan nereye sakladınız? Sizin üstünüzde mi? Nerede kamera? Vedat, ya böyle şaka mı olur ya? Hadi bak ne olur, tamam bitti, yeter, uzatma. Keşke şaka olsaydı. Tekrar başın sağ olsun Şebnem. Annem öldü mü benim? Nasıl ya? Anne! Annem! Annem! Alıyorum bunu da. Al al, duydum. Elle şükür. Ne? Gel. Mutfağın yarısını yedin. Doymadın mı daha? Ya gipsiz. Gitmiyor musun sen merkeze? Yok, buradayım da. Nasıl buradasın? Temelli mi? Temelli lan, temelli. Kazık çaktın buraya. Var mı diyeceğim? Kovdular mı sonunda? Atıldın mı polislikten yoksa? İzindeyim lan, izinde. Git bana çay getir. Bütün gün buradayım. Al kızım, al. Yandık. Ne yapacaksın bütün gün burada? Şişt, dur. 5 tane gazete aldım. 5 tane bak. Bak. 1 tane gazete aldım. Tek tek. Hepsinin bulmacasını çözeceğim. Gözüm üstünde, akıllı ol. Ya sabır. Şişt, pis. Kolay gelsin Mazlum. Sağ ol. Ne haber baba? Şişt. Başladın mı tatile? Başladık. Garip. Ne haber oğlum? Ne diyor veteriner? Kist varmış. Kireçlenme de başlamış. Biraz uzun sürecek tedavisi. Yapma ya. İlaç falan verdi mi bir şeyler? Verdi. Pamasına karıştıracağız. Bakalım ağrıları azalırsa biraz. Haftaya falan belki ameliyat dedi. Hadi ya. Oy benim garibim. Ne oldu lan? İkimizin de emekliliği mi geldi ha? Jübile mi yapacağız? Ne diyorsun? Hay Allah. Bence zamanı geldi vallahi. Oturun bakın birbirinize işte, ne güzel. Yağmur ya, Yağmur. Hadi içeri yat. Hadi. Hadi içeri. Yok öyle. Hadi. Gel. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Harun Bey. Aç mısın avukat? Geç otur. Sağ olun efendim, tokum ben. İyi o zaman, anlat şu güzel haberleri. Keyfimiz yerine gelsin. Bora'yı anlatacaktım ama... Boğazımıza mı dizeceksin be kardeşim? Tutuklandı biliyorsunuz, cezaevine gönderildi. Yanına içeriden birisini verdik, göz kulak olsun diye. Sana bir şey diyeyim mi avukat? Artık üzülmüyorum oraya. Hatta biraz seviniyorum bile. Yeter artık çektiğim bu çocuktan. Zoru görsün de akıllansın biraz. Rıdvan öldüğü için de işler biraz sekteye uğradı. Güzel haber istedik. Ağzından hiçbir hayırlı haber çıkmıyor. Ama o grubu gönderdik İtalya'ya. Rıdvan'ın yerine geçecek birisini bulmamız gerekiyor. Buluruz. Gel şu konuya artık. Hadi. Mesut komiser için soruşturma açıldı. Duyduğum kadarıyla izne ayrılmış. Harbi mi? Ufak bir dürttük, hemen köşesine mi çekildi korkak? Öyle olmuş efendim. Bak bunları böyle ezeceksin ki ne kadar küçük olduklarını hatırlayacaklar. Hala anlamadılar kimle uğraştıklarını. Kafalarına vura vura öğreteceğim. Harun'la oyun olmaz. İç organlarını nizami şekilde kesmiş. Resmen ameliyat etmiş psikopat herif. Alo, senin rapor çıktı. Tamam, dinliyorum. Saadet bıçakla öldürülmüş. Karnını almış İktidar Bey'in. Sonrasında katil cesedi paramparça etmiş ama nizami bir şekilde. Nasıl yani? Ne demek o? Rapora göre neşter veya benzeri keskin bir bıçak kullanmış. Kesikler çok muntazam. Tamam, anladım. İşi bilen birisi yani. Öyle görünüyor. Tamamdır. Babam bizi bırakıp gitti. Annem öldü. Ben ne yapacağım şimdi? Kimsem kalmadı. Ben varım sevgilim. Hep buradayım. Ne diyor rapor? Neşter kullanmayı bilen birini arayacağız. Ben biraz Şebnem'le konuşayım. Tamam. Şebnem, şimdi biz bir takım bilgiler edindik. Annenin öldürülme şekli cinayet boyutunu biraz aşıyor. O ne demek? Öldürüldükten sonra iz bırakmamak için ya da canice hisleriyle bilemiyorum,
iç organları çıkartılmış. Ne? Maalesef. Kim ya? Kim niye böyle bir şey yapar? Annemin kimseyle bir derdi yoktu ki. Bu kadar kötülüğü hak edecek, ne yaptı? Ne yaparsa yapsın, kimse öyle bir şeyi hak etmez. Biz annenin katilini bulmak için her şeyi yapacağız. Ama önce senin bildiklerini öğrenmemiz lazım. Ben bir şey bilmiyorum ki. Bilsem söylerim. Anneni en son ne zaman gördün? Dün öğlen gibi telefonda konuştuk. Gece eve gelmeyeceğini söyledi. Niye? Bilmiyorum. Sormadım. Çünkü arada bir sevgilisinde kalırdı. Yine ona gidecek diye düşündüm. Sevgilisi kim? Rauf. Rauf Güzün. Peki nerede evi? Adresi falan biliyorsun değil mi? Biliyorum da evde değildir. Doktor kendisi. Özel muayenehanesi var. Doktor demek ha? Yani işin eğitimini almışsın kardeşim tabii. Epey de çalışmışsın. Almanya'da bile. Kesin dönüş mü yaptın? Burada iş baktığına göre. Öyle gibi şimdilik. Yani düzenli bir iş olursa daha rahat yerleşir kalırım. Gitme gelme falan olmaz. Mesaiden yemem yani. Tabii. Oradaki ücretle buradaki farklı tabii. Tabii tabii. Dedim ya, benim için önemli olan bir şekilde çalışmaya başlamak. Masraflar var, çocuk var. Bilirsiniz siz de ihtiyaçlar falan. Bilmez miyim? Açıkçası şimdilik bizde sana göre bir iş yok. Yine aklımızda olsun. Hatta bir iki şubemiz var, onlara da söyleyelim. Haber verelim sana. Olur mu Metin kardeşim? Tabii, ararsınız o zaman. Sağ olun, vakit ayırdınız. Şansın açık olsun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al canım. Öyle rahat mısınız? Evet, çok rahatız gerçekten. Çok, ne olur yorulmayın. Al canım. Nasıldı, özlemişiz Esra'mızı. Böyle yeni evinde ziyaret edecekmişiz seni demek ki. Düğüne gelemediğinize göre. Tatiller anca bitti şekerim. Teknedeydik, yetişemedik vallahi. Ha, tekne, evet. Ablalar sosyete, biraz ha teyze. Öyle canım, böyle. Gülçin'le Fatma benim kolejden sınıf arkadaşım. Tülay da sonradan bizim mahalleye taşınmıştı değil mi? Evet evet, çocukluk arkadaşıyız biz. Ay var ya, yalnız eve bayıldım. Ya sahi mi? Çok güzel. Tabureler falan ama çok hoş yani. Gerçekten çok güzel. Bizim arabanın servisini hattırlattı birden. Acayip vintage. Sen mi yaptın dekorasyonu Esruş? Ne dedi be vintage? Ne? Sus, anlatacağım ben sana sonra. Ha. Yok, Hüsnülerin dekorasyonu. Ama ben de ufak ufak dokundum sadece. Ama belli çok şık, güle güle oturun. Böyle cümbür cemaat, ay ne tatlı ya. Ay vallahi. Vallahi helal olsun. Aramızda ilk evlenen sensin. Hem de çoluklu çocuklu memur adamla. Tam bir çılgınsın, hastayım sana kızım ya. Abartmayın canım ya. Aslında torunu da var babamın. Yeğenim yani, Mert. Ay bir de maşallah. Genç duruyor Sıray aslında. Genç canım zaten. Genç tabii, genç. Yani. Girme kızım sen her lafa. Bize yok mu ya? Ay gıcık kaptım, ne yapayım teyze? Ya, dur. Yok ayol yok. Beni aldıklarından demiyorlar. Hı, şöyle şundan. Evet alayım ondan. Ay Esra'm geldi, evimiz şenlendi. Vallahi. Ay hadi, o kadar ikram hazırladık. Buyurun bak, mercimek köftesi var. Glütensiz mi bu kurabiyeler? Şu taraftakiler glütensiz, senin için şekerim. Bunlar da normal. Bir tanesin sen. Yogaya da ara verdin. Başlarsın artık yogaya bitince telaşın. Bilmem, olabilir. Siz devam ediyor musunuz? Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı komiserim. Hadi bakalım. Tamamdır, eyvallah. Kerim kaçtı ama rahat durmayacak. Ya bizim hatamız. Elimizden kaçırdık. Tamam Aslı, tamam. Konuştuk bunları. Bitti artık. Gönlümüze bakacağız. Ya aklıma geldikçe sinirleniyorum başkomiserim. Kanıma dokunuyor ya. Adam bizimle oyun oynuyor resmen. Arayıp tehdit ediyor ya. Daha iyi değil mi? Üstümüze gelsin, tehdit etsin bizi. Yeter ki kaçmasın. Bir şekilde yakalarız. Ne yapıyorsunuz burada? Bir şey mi oldu? Anne, bir sakin ol önce. Niye toplandınız burada? Sizin güvenliğiniz için kardeşim. Hakan ve Arda bu gece burada olacaklar. Kerim Aslan yakalanana kadar sizi korumaya alacağız. O katil tehdit mi etti sizi? Kısa zamanda yakalayacağız. Bitecek bu iş. Güven sen bize. Bırak. Bir süre okula gitmemen daha iyi. Nasıl ya? Ne yapacağım ben bütün gün evde? Hem benim sınavlarım da var. Ablacığım, itiraz edecek durumda değiliz. Çok güzel ya.
adam hayatımızın içine etti. Sayesinde dışarı bile çıkamıyoruz. Gerçekten çok iyi bir ekipmişsiniz. Burak, yeter artık. Geç eve ya. Var hadi mı geç. Bana abla ya? Burak, sen gel benimle kardeşim. Haydi teyze, hadi. Ne yapacağım ben bugün gün evde? Aslı, biliyorum zorlanıyorsun ama daha sakin kalmamız lazım. Omzundaki yükü de biliyoruz. Birlikte paylaşıp yakalayacağız o adamı, merak etme. Uğur'a dikkat et. Terleyince soğuk su içirme. Oğlumu bana mı anlatıyorsun? Asya'nın da bu ara iştahı kapandı. Yemek istemiyor. Fark ettim. Zayıflamış biraz. Ben hallederim. Sen gidebilirsin. Geçen seferki gibi olmasın. Zamanında bırak çocukları. Tamam, anladık. 100 kere söylemene gerek yok. Asya, Uğur. Anneye kocaman bir sarılın bakayım. Ben gidiyorum. Babanızı fazla yormayın, tamam mı? Tamam anneciğim, güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Evet. Koca iki gün boyunca ne yapacağız anlatın bakalım. Baba ya, tiyatroya gidecektik. Söz vermiştin, unuttun mu? Unutur muyum güzel kızım? Gideriz. Baskete gitmeyecek miyiz? Ona da gideriz. Önce tiyatroya, sonra basket oynamaya. Ben bilmiyorum basket oynamaya, gitmeyelim. Senin tiyatrona bir şey diyor muyum ben? Tamam, öğretirim kızım sana, tamam mı? Abinle birlikte oynarsın. Figen, başka randevu yok değil mi? Yok Rauf Bey. Tamam, hadi sen de çıkabilirsin. Birkaç evrak işi var, onu halledip hemen çıkacağım. Tamam, hadi. Bitti mi oyununuz? Evet. Kapatalım bunu. Güzel. Merhaba Rauf Bey, biz emniyetten geliyoruz. Emniyet mi? Özel olarak görüşebilir miyiz? Saadet Gedik hakkında. Olur, görüşelim. Çocuklar, hadi siz Figen ablanızın yanına gidin, geleceğim ben birazdan. Ne oldu babaya? Tamam oğlum, hadi geçin. Saadet'e bir şey mi oldu? Başkomiserim, çözün şunu işini Allah aşkına ya. Bitirdi beni yarım günde. Gözünü seveyim, dönsün işini başına. Çok konuşma be, çok konuşma. Üf, şu mekana bak, leş gibi olmuş ya. Adam gibi temizle şurayı, getirme bir oraya. Oğlum canını çıkartmışsın lan adamın, yazık. Çok yaydı, çok. Çok yaydı. Adam edeceğim bunu ama, az kaldı. Bir iki haftaya bak, gör bak, burası pırlanta gibi olacak. Bir iki hafta, o kadar uzatırım diyorsun yani. Ne uzatması usta? Gayet normal işimizin başındayız yani. Bu mu oğlum senin işin? Merkez ne olacak? Bitti mi yani polislik? Bırakmıyorlar ki yapalım usta. Bırakmıyorlar ki. Nasıl yapacağız? Söyle, nasıl yapacağız yani? Lan oğlum. Bu camları pisliğine ya. Çift cam, çift cam. İçeriden kirlenince yapacak bir şey yok. Değişmesi lazım. Daha evvel söylemiştim herhalde. Haklı usta, çift cam böyle olur. Pahalıdır. Bu camların değişimi kaç lira olur? Fiyat aldın mı? Aldım. 1250 lira. Bir bu var, bir o var. Bir de orada kırık olan var bak. Yapma ya. Şunlar ikisi mi? Evet, evet o. Bir de şurada kırık var. Oy, çok fazlamış ya. Böyle zart zurt konuşuyorsun ha. Dur 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 dur. Ver. Maaş alınca bir şeyler yaparız. Sen iki tane çay getir bize de. Vır 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 vır. Neden söylemiyorsunuz? Ne oldu Saadet'e? Dün akşamüstü birlikteydiniz. Sonra? Sonra evime gittik. Birkaç saat sonra da yanımdan ayrıldı, evine gitti. Ne olduğunu söyleyecek misiniz artık? Bu sabah Saadet Hanım'ın cesedini bulduk. Ne? Nasıl? Nasıl olduğunu emniyette anlatırız. Şu anda seni cinayet şüphesiyle gözaltına alıyoruz. Beni mi? Saadet benim sevgilim. Böyle bir şey yapmam ben. Rauf Bey, lütfen zorluk çıkarmayın. Tamam, tamam. Önce çocuklarımı görmeme izin verin lütfen. İyi, tamam. Figen, çocukları bir getirsene. Baba. Baba, hadi evimize gidelim. Tamam. Kızım, benim acil bir işim çıktı. Polislerle birlikte gitmem gerekiyor. Figen ablanız sizi annenize bırakır. Hayır ya. Babam bizimle gelecek. Siz gidin. Olmaz kızım. Baba, sen niye üzüldün? Bir şey mi oldu? Onlar üzmüş. Asya bir dur. Tamam hadi çocuklar.
Hadi Figen, sen bırakırsın. Tamam Rauf Bey. Ya baba gitme ya. Tamam kızım, hadi. Hadi, kardeşinin elini bırakma. Tamam baba. Gidebiliriz. Buyurun. Buyurun. Selin. Rauf Bey. Takmak zorundayız. Biliyorum. Çocukların yanında yapmadınız. Sağ olun. Hadi gidelim Rauf Bey. Rauf Bey. Rauf Bey. Saadet Yedi'yi neden öldürdünüz? Öldürüp ormana attınız. Bir doğru mu? Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar sakin olun. Ne oluyor böyle? Nereden çıktınız siz ya? Lütfen bir açıklama yapın. Siz mi çağırdınız bunları? Saçmalama. Biz niye çağıralım? Arkadaşlar lütfen hadi. Müsaade edin. Müsaade edin. Pardon. Lütfen. Pardon. Saadet girebilir misiniz? Ben öldürmedim. Lütfen. Arkadaşlar bir çekilelim lütfen. Hadi. Arkadaşlar lütfen. Lütfen arkadaşlar lütfen. Saadet tamam, Yedi'yi sizin tamam. öldürdüğünü söyleniyor. Çocuklar hadi babanız sizi görürse üzülür. Babam mı yapmış? Saadet teyzeyi mi öldürmüş? Hayır onlar yalan söylüyorlar. Babanız öyle bir şey yapar mı? Babamı nereye götürüyorlar? Ağlama Asya. Tamam Asya, gel Asya hadi gel. Gidelim. Rauf Bey, cesedi neden parçaladınız? Ben öldürmedim. Çocuklarımın üzerine yemin ederim ben öldürmedim. Nasıl öğrendiler? Bizimkiler bile bilmiyor burada olduğumuzu. Kim verdi bize adresi? Şebnem. Sosyal medyaya ayağa kaldırmıştır. Tamam arkadaşlar, tamam. Rauf Bey, bir açıklama yapın. Hiçbir şey yemedin sevgilim. Hastalanacaksın. İstemiyorum. Annem öldü benim ya. Saadet Sultanım öldü. En sevdiğim pizzayı söyleyeyim sana. Doğum gününü nasıl kutlamıştık hatırlıyor musun? Sürprizimize nasıl sevinmişti. Gözleri dolmuştu mutluluktan. Kim niye böyle bir şey yapar aklım almıyor hala. Buldum. Oldu sonunda. Bak Titi yaptık Rauf'u. Herkes onun caniliğini konuşuyor. Kadın katili Doktor Rauf. Hak ettiği cezayı bulacak. 2 milyon kişi paylaşmış. Baksana herkes konuşuyor. Annenin intikamını alacağız Şebnem. O adam hapse girene kadar durmayacağız. Sağ olun kızlar ya. Zor günümde yanımda oldunuz. Biz sana hayranız kızım. Senin için her şeyi yaparız. Saadet teyze bizim de annemiz sayılırdı. Hiç unutmuyorum. Burada çalışırdık. Bize yemekler yapardı. Meyve getirirdi. Kocaman, güzel yürekli kadın. Aferin arkadaşlar. Saadet teyzemizi katleden o cani cezasını çekecek. İyi ki varsınız ya. Kaç kere çektik bu derdi ya? Daha kaç kere çekelim usta? Harun denen herif... İtin teki kardeşi desen ya, bunun üstüne gitmeyeceğim de kimin üstüne gideceğim ya? Herifin ensesi kalın tamam. Oradan buradan bastırdılar. Delil bekle, ifade bekle, o da yok. Ya iyice kaçtı mesele. Kardeşi tutuklu, Harun serbest. Suçlama bile yapamadık ya doğru dürüst. Yani ne oldu sorunda? Yani ben haksızım, o herif mağdur öyle mi? Üstüne bir de müfettişi bilmem nesi. Ne için yapıyoruz bu işi? Kim için yapıyoruz yani? Kendi hesabımıza mı çalışıyoruz? Olur mu oğlum? Devletin memuru kime çalışacak? E tamam işte. Nerede? Hani? Kim var arkamızda bizim? O herif yayılacak böyle geniş geniş. Mesut komiser gitsin orada uğraşsın ifade, soruşturma bilmem ne falan. Küstüm oynamıyorum mu diyorsun? Ne yani ha? Ya her yerim delik deşik oldu usta bu meslekte ya. Bu işin de bizim de bir itibarımız var diyorum ya. Öyle oyuncak ettirmem yani. Şimdilik izin. Baktık olmuyor, iyice çöküyorlar tepeme. Aman veririm dilekçeme emeklilik. Olmuyorsa da istifa ederim. Ne yapayım yani, o kadar. Uçma oğlum uçma, o kadar bir dur. Yok vallahi böyle ya. Rıza babaya da dedim o gün, hayvan telli kusura bakmasınlar. Öyle müfettiş salıp üstüme böyle beni hizaya çekmek falan yani, geçecekler iş. Bak astım kestim yapıyorsun. Geçsin sinirin, öyle konuşalım oğlum. Hatta sen kimseyle konuşma şimdi. Ha gelene gidene de terslenme böyle. Ya vallahi sinirli değilim ya. Bak inanmazsın. Nasıl sakinim ya. Ben de falso yok usta. Herkes kendine bakacak ya. Müfettişmiş. Geliyorsa gelsin ya. Buyursun, ben buradayım zaten, buradayım. Ankara'dan gelecekmiş. Direkt bakanlıktan. Aa, bir de öyle. Burada adam kalmamış mı ya? Vay be. Sana özel. Sevdiğini bil.
Sevmedik bir yerimiz kalmadı Allah'a şükür. Kulağının arkasına ne oldu? Hepsi. Evet, görüşmek istedin. Seni dinliyoruz. Biraz kızdırdım seni. Sert bir tepki vermeden korkuyorum. Korkma, çok insancıdır kendisi. Cemal. Ne söyleyeceksen söyle Sude, hadi. Çok işimiz var. Öncelikle hayatımı kurtardınız. Bunun için binlerce kez teşekkür ediyorum size. Ne demek, görevimiz. Başka? Senden özür dilemek istiyorum Ezgi. Cemal'e biraz ilgi duymam canını sıktı, biliyorum. Ama nasıl bir durumun içine düştüğümü biliyorsun. Korkudan, şaşkınlıktan ne yaptığımı bilmiyordum. Olur öyle şeyler. İnsan can korkusundan ne yapacağını şaşırır bazen. Sude'yi dinliyorduk Cemal'cim. Araya girmezsen. Pardon. Bence siz çok yakışıyorsunuz. Her hareketinizden, konuşmalarınızdan anlaşılıyor. Birbirinizi tamamlamışsınız. Teşekkür ederiz. Sen de biraz sınırı aştın ama. Biliyorum. Affet beni. Lütfen kabul et. Etmezsen de anlarım. Ama buralarda bir yerlerde bir arkadaşın var artık Ezgi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. İnandım, hadi inandım. Hadi daha fazla süründürme kızım. Yani affetmek değil de tamam unuttum gitti diyelim. Sen de zor şeyler yaşadın. Hepsi geçti gitti tamam. Sağ ol Ezgi. Bana inandığın için. Biz de her zaman buradayız. Neye ihtiyacın olursa çekinmeden ara. Ararım. Ben artık gideyim. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Rauf görünürde temiz bir adama benziyor. Sabıkası yok. Meslekte en ufak bir hatası bile olmamış. Kimisi de öyledir Hüsnü. Bir anda içinden çıkar o kötülük. Öyle baba. Zaten bütün oklar Rauf'u gösteriyor. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Sosyal medyada Rauf'tan başka hiçbir şey yok başkomiserim. Herkes onu konuşuyor. Adama kin kusuyorlar resmen. Boş verin siz sosyal medyayı şimdi. İşinize bakın. Restorandaki görüntüler geldi mi? İstedik müdürüm. Aslı komiser ilgileniyor onlarla. Heh, iyi. Rıza baba hazırız. Aldık sorgu odasını. Hadi Hüsnü hadi. Merton, güzel oldun benim. Bugün olmadı ama baba mutlaka bir iş bulacak. Halledecek baba. Sen hiç merak etme. Zaten haberin yok bir şeyden daha. Olmasın da. Size kaç kere anlattım. Çocuklarım dedim ya, onların üstüne yemin ettim. Ben yapmadım. Saadet'i ben öldürmedim. En son gören sensin Rauf. Birlikte eve gitmişsiniz. Başka kimden şüphelenelim? Tamam. Bendeydi. Sonra taksi çağırdık, evine gitti. Bakın, ben Saadet'i çok seviyordum. İnanın hiçbir sorunumuz yoktu. Akşam yemek yiyordunuz. Belki ufak bir şeyden tartıştınız. Mesele büyüdü. Eve kadar devam etti. Sonra bir bakmışsın elinde bıçak var. Ne olduğunu anlamadan he? Katil olmuşsun. Olmadı öyle bir şey. Olmadı. Gidin evime bakın isterseniz. Her yeri arayın. Saadet'i ben öldürmedim. Yol boyunca da böyleydi. Yemin etti, ağladı. Ben yapmadım deyip durdu. Soğukkanlı bir katil profili var elimizde. Ne kadar masumum dese de yeminleri şüpheleri gidermiyor. Peki yemekte ne konuştunuz? Anlat. Ne konuşabiliriz ki? Günlük meseleler. Kadının ölüm saati belli. Zaman aralığı seninle görüştüğü saatleri işaret ediyor. Belli ki bir olay olmuş ve sen bunu bizden saklıyorsun. En başından en sonuna kadar anlattım. Ama bana inanmıyorsunuz. Ben ne yapabilirim? Böyle sakin, masum görünen adamların içinden çıkan azılı katilleri iyi bildiğimiz için biz sana inanmıyoruz Rauf.
Müdürüm, restoranın kamera kayıtları geldi. Tamam, bakın işte. Oradaydık biz. Göster. O saatlerde restorandalarmış. Ama ilginç bir durum var. Bu ne Rauf? Tartışıyorsunuz işte. Sandığınız gibi değil. Ya ne sandığımız gibi değil ha? Ne değil? Deminden beri yalanlar sıkıyorsun. Bu görüntüleri izleyeceğinizi bile bile yalan söyleyecek kadar salaklık yapabilir miyim? Ya bırak şu laf ebeliğini. Anlat doğru dürüst. Saadet'in gizli kalmasını istediği bir konuydu. O yüzden anlatamam. Oğlum anlat lan. Anlat. Allah Allah. Anlat. Anlatamam. Kusura bakmayın. Ya kadın öldürüldü. Nesini gizliyorsun hala? Onun anısına saygı duymak için. Önemli bir konuydu. Gidin istiyorsanız taksiciye sorun. Saadet benim evimden sağ salim çıktı. O size anlatsın. Benim anlatacak bir şeyim kalmadı. Böyle çözülmeyecek mi durum? Elimizde kanıt olmadan daha fazla sıkıştıramayız. Daha fazla zorlamayın. Gözaltı süresini uzatıp sahaya çıkalım. Delil bulmamız lazım, tamam mı? Tamam baba. İlk olarak taksiciye bakın. Eve de ekip gönderin, bir arasınlar bakalım. Başüstüne müdürüm. Of, tıkandık be. Ne diyorsun baba? Büyük ihtimalle aynı fikirdeyiz. Adam duygu olarak hiçbir açık vermiyor. Ya masum ya da duygularını iyi saklayan bir psikopat. Öyle birini arıyoruz biz de zaten. Babacığım. Baba. Kızım. Oğlum. Sizi var ya, dünyaları değişmem. Baba. Herkes sana katil diyor. Baba sen yapmadın değil mi? Saadet teyzeyi sen öldürmedin. Onların dediklerini dinlemeyin, tamam mı? İnanmayın onlara. Bakın burada polis amcalar var, ablalar var. Masum olduğumu onlar kanıtlayacak, tamam mı? Merak etme. Benim babam masum. Lütfen bırakın onu. Tiyatroya gideceğiz, söz verdi. Ne olur bırakın. Asyacığım. Ben Selin komiser. Biz babanı bir süre daha burada tutmak zorundayız. Sen ama buna ağlama, tamam mı canım? Bak baban da üzülüyor. Sen şimdi onu üzmek istemezsin değil mi? İstemem ama o da üzülüyor. Üzülmüyorum kızım. Hadi. Hadi çocuklar, artık gitme vakti geldi. Hadi. Baba gitme baba. Kızım merak etme, geleceğim. Kardeşini bırakma oğlum. Baba. Baba gitme. Tamam canım gel. Anne gitti. Gelecek kızım. Baban söz verdiyse gelir. Sema Hanım sizsiniz sanırım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ezgi. Hadi gelin çocuklar, biz bir dışarı çıkalım sizinle. Hadi gel. Bence yanlış yapıyorsunuz. Rauf katil olacak bir adam değil. Belki yanılıyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek bir şey yok elimizde. Siz neden ayrıldınız? Klasik şeyler. Tartışmalar, küfürler oldu ama hiçbir zaman şiddet gösteren bir adam olmadı. Çok eminsiniz. Onca yıl birlikte yaşadık. Tanıyorum Rauf. Yaşatmak için doktor olan adam böyle bir katile dönüşmez. Hastaların evdeki nöbet kimde? Birazdan ben devralacağım Arda'yla. Sabah da Ezgi ile Cemal'e bırakıyoruz. Güzel. Kolay gelsin kardeşim. Aileyi huzursuz etmeden devam edelim bu nöbetlere. Hassas durumlar biliyorsunuz yani. Merak etmeyin Rıza Baba. Herkes çok dikkatli. Müdürüm, İdil Hanım. Hoş geldiniz. Emniyet Müdürü Engin Malkan. Rıza Müdürümüz. Hoş geldiniz. Sizi tanıyamadık hanımefendi. Bakanlıktan geliyorum. İdil Akçalı. Müfettişim. Buyurun. Buyurun oturun lütfen. Memnun olduk. Buyurun oturun. Konuyu biliyorsunuz herhalde. Mesut komiserin soruşturması değil mi? Evet. Neden akşam vakti peki? Mesai saatleri torbaya mı girdi? Ne bileyim oğlum ben. Aslında göreve yarın başlayacaktım. Hem sizleri tanımak istedim, hem de bazı dosyaları alıp incelemek istedim. Hazırlık yapabilmek için erken geldim biraz. Sorun olur mu müdürüm? Hayır, tabii ki olmaz. Sinem, İdil Hanım'a yardımcı olur musun istediği dosyalar için? Tabii müdürüm.
Mesut komiser burada mı acaba? Bir selamlasaydık kendisiyle. Mesut yok şu an. Görevde mi? Hayır. Devriyede falan herhalde. Aslında siz mobil bir ekipsiniz ama. Evet, doğru. Doğru ama Mesut devriyede değil. Nerede peki? İzinde kendisi. Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Devlet memurlarının izin hakları vardır. Arada sırada kullanırlar İdil Hanım. Tam da bir soruşturmanın ortasında mı? Yani denk geldi diyelim. Ama tabii siz görüşmek istediğiniz zaman Mesut burada olur. Bir zahmet. Yani ben Ankara'lardan görev için kalkıp geliyorsam Mesut Bey de iki satır ifade vermeye iznini bölüp gelir herhalde, değil mi? Tabii ki gelir. Hiç merak etmeyin. Eğer gelmezse kaçtığından şüphelenmeye başlarım. Ki bu soruşturmanın haline olmaz müdürüm. Baştan uyarmak isterim. Uyarmak mı? Bizim? Estağfurullah. Sizi değil, Mesut Bey'i. İletirseniz. Elbette iletiriz ama kendisini tanıyınca kaçmak falan bu şüphelerin yersiz olduğunu zaten siz kendiniz de görürsünüz. Sinemciğim, İdil Hanım yol yorgun zaten, daha fazla vakit kaybetmeyelim. İstediği dosyalar için yardımcı olalım. Tamam, tamam başkomiserim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Size de. Buyurun. Abla sert mi biraz? Dur abla deme kardeşim, şimdi duyar mı yer? Mesut'un işi zor bu kadında. Bence bu kadının işi de kolay değil abi. Neyse takılma. Çok gördük böylelerini. Biz işimize bakalım hadi. Bir an önce geldiği gibi gitmesini sağlayalım hadi. Bu sessizlik iyi geliyor bana. Burada daha sık oturalım. Bana da iyi geldi. Hayata ara vermek için güzel mola yeri. 5 dakika daha dursak yeter. Birazdan telsizler ötmeye başlar zaten. Cemal ya. Bozma şu güzel sessizliği. Bırak. Ya ne diyeceksin? Söyle hadi, tamam. Şu güzelliğine kıskançlık hiç yakışmıyor biliyor musun? Bunun için mi böldün huzurumuzu? Kız geldi, özür diledi. Gayet de samimiydi. Hayır, sonunda sen üzülüyorsun, o yüzden diyorum. Tamam, kapatalım şu konuyu. 10 saniye öncesine girdi. Hadi. Ama bak sonra... Şşş, sessiz. Vallahi kadın başka türlü bir şey Mesut. Yani akşam akşam gelir gelmez seni sorması falan. Zor diyorum yani. Uğraştıracak. Böyle biraz huyuna gitmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ne yapayım? Ne diyorsun? Ne yapayım? Dikileyim mi karşısına hazır asker gibi? Ne yapayım yani? Ya gel. Bugün görüş. Birazcık alttan al. Büyümeden kapansın bu iş diyorum da. Kime diyorum ben? Bugün zaten o mümkün değil. Neden? İşim var. Bundan daha önemli ne işin var Mesut? Bulmaca çözmem lazım. Bulmaca? Öyle deme. Çok önemli bir iş yani. Uzun sürüyor. Çok dikkat istiyor yani. Mesut. Ne olursun yapma ya. Şu işi birazcık ciddiye al. Azıcık ciddiye ol. Gözünü seveyim ya. Alamıyorum Selin'cim yani, canım benim ya, bir tanem deniyorum olmuyor. Ben bu işi, bu adamı, bana bu yüzden takanları böyle ciddiye alamıyorum. İfadeye gelmiyorsun yani. Yok. Müfettiş hanım çok meraklıysa buyursun gelsin. Benim yerim yurdum belli, ne soracaksa burada sorsun, tamam mı ya? Neden böyle yapıyorsun? Canım öyle istiyor. Sen de soğuttun kahveni ya, aman. Bir şey de zamanında içeceksin. Şuraya bak, buz. Seni de uğraştırıyor değil mi? Hayır yani işe yarayacağını bilsem tamam uğraşalım da, görüyorsun işte Nuh diyor, peygamber demiyor. Çok fena tepesi atmış. Öyle sinirle falan değil. Kafada bitirmiş gibi konuşuyor.
Dönmez mi diyorsun yani? Bilmiyorum da. Hiç böyle vazgeçmiş görmemiştim babamı. Hırslanırdı falan eskiden. Şimdi o bile yok. İstediğin kadar söyle, o yine bildiğini okur. Yani müdürüm, gerçekten illallah ettiriyor şu huyundan müdürüm ya. Durduk yere başını derde sokacak. Gidip usulünce ifadeni versen ne olur yani? Hayır, niye kadının damarına basıyorsun? Ne yapıyor bunlar? Ne bu neşe? Şey, fenomen var müdürüm içeride. Cenazeden daha önemli. Biz doğru yere mi geldik Selin? Biz doğru yerdeyiz de... Çocuklar nerede olduklarını pek umursamıyorlar. Bak bak. Oha, o da mı paylaşmış? Evet, Rauf'u yerin dibine gömmüş. Herkes öğrendi desene. Sosyal medyanın adaletinden kaçamazsın katil Rauf. Canlı yayına geçelim hadi. Bu kadar fan gelmiş. Tamam, açacağım birazdan. Şebnem, biz seni çok seviyoruz. Sade teyzemize de çok üzüldük. Ben bütün gece ağladım biliyor musun? Sağ olun arkadaşlar. Sizin sevginiz beni ayakta tutuyor. Bir fotoğraf çekelim ne olur. Evet, lütfen. Olur tabii. Bir fotoğraf arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar desteğiniz için sağ olun. Biraz şeyden müsaade edin. Ben bir fotoğraf daha çekeyim gideceğim. Arkadaşlar lütfen. Evet, burada yapacak bir şey yok. Gidelim bari şu taksiciyle konuşalım. Tamam müdürüm. Bir dakika, bu olmadı. Dur. Arkadaşlar lütfen. Bir tane de şöyle. Durun. Şöyle. Lütfen, lütfen durun. Lütfen. Bir tane de şöyle. Ne var, ne oldu? Herkes baban hakkında yazıyor. Katilmiş baban. Yürüyün gidin lan işinize. Sapıkmış hem de. Kadını öldürmüş. Sen de katil çocuğusun. Hadi evine git. Babam katil değil. Aramızda yerin yok senin. Babam katil değil diyorum size. Saadet teyze o öldürmedi. Bu kadar insan yalan mı söylüyor lan? Bak bak, fotoğrafa ne yazmışlar. Aa, katil. Dur, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Demek hala yok Mesut komiser. Yok, evet. Uyarmıştım kendisini. Sizin vesilenizle. Pek önemsemiyor galiba bu soruşturmayı. Bilemiyorum. Geldiğinde ya da görüştüğünüzde kendisine sorarsınız. Ama burada kimse sizin işinizi zorlaştırmak niyetinde değil. Onu baştan söylemek isterim. Tabii ki. İşbirliğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Uygunsa eğer dosyada, tutanaklarda ismi geçen diğer arkadaşlarla devam etmek isterim. Sorularım var hepsine. Elbette. Herkes burada zaten. Ben sizi yalnız bırakayım ha? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hüsnü Başkomiserim, başlayalım mı? Aa, tabii buyurun. Ha, yalnız bir şey söyleyebilir miyim başlamadan? Buyurun. Mesut'la görüştüm. Bahsettim de sizden. Kendisi müsait olamadığı için gelemedi. Ne olur kusura bakmasın dedi. Yoksa hem soruşturma hem sizin buralara kadar zahmet etmeniz çok etkiledi kendisini. Yani nasıl diyeyim? Hem üzüldü hem de mütehassız oldu çok. Eksik olmasın. Maxim Gorki'nin bir romanı, üç harfli. At! Gerizekalı. Ana! Bora'ya ilk gözaltı yapan sizsiniz herhalde. Evet. O gün kız arkadaşını darp ediyordu. Polisten kaçmıştı. Kanında da uyuşturucu madde bulundurduğu şüphesi vardı. Sadece şüphe. Evet. Ama testi oradadır, doğru çıktı. Harun Bey'in olaya dahli nasıl oldu? Harun Bey? Bora'nın abisi, Harun Bey. Harun. Mesut abiyle evine gittik. İkiniz. Evet.
Bana bir bardak su gönderir misiniz? Ebeb kuşağı. Ya uydurma be, uydurma. Vallahi doğru. Yaz bir. Ben Ebeb kuşağı. Oldu lan. Vallahi aferin lan. Telefonlar derken Engin Müdürüm, Harun mu için mi arandınız sürekli? Evet, sürekliydin hanım. Ben ne zamandır görevdeyim, ben böyle bir şey görmedim. Üstelik Harun Bey'le de değil, işimiz kardeşi Bora'yla. Deliller ortada. İş nerelere vardı biliyorsunuz. Evet, maalesef. Peki Harun Bey? Çok ilgilendi, kardeşiyle de dosyayla da. Ama biz bir türlü samimiyetine ikna olmadık. Siz mi, Mesut Komiser mi? Hepimiz. Bora tek başına birinden güç almadan bu kadar eyleme kalkışamaz. Arkasında bir büyüğü olmadan. Lüfer'in büyüğü. Kofana. 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 Güzel. Kofana ya. Taciz, suikast girişimi, uyuşturucu meselesi zaten ortada. En son işin ucu insan kaçakçılığına kadar vardı hanımefendi. O kadar teşkilat, nerede, kimin gölgesinde büyüdüyse Bora, oraya uzanır. Hatta bir adım daha ileri gideyim. Harun'dan şüphelenmek için polis olmaya bile gerek. Mesut haklıydı yani. Benim fikrim bu. Fikirlerle mi iş yapılıyor burada? Bu keyfiyetle mi? Mesut komiserin arkasında durduğunuza göre onaylıyorsunuz yaptığı yanlışları. Doğru mu anlıyorum? Bir yanlışı çıkarsa konuşuruz bunları. Daha soruşturmanın başındasınız. Siz de bir fikre varmış olamazsınız değil mi? Aşık olan sevda çeken... Ne lan bu? Bilmiyor musun? Dur. Söyleme sakın. Sevgili? Ya değil lan. Ne diyorlardı ona? Maşuk. Maşuk, tamam. Evet. İyi misiniz? İyiyim. Hava değişikliği herhalde. Evet, sizi dinliyorum. O gün Bora yakalanırken oradaydım. Yaralayıp almak zorunda kaldım tanığın güvenliği için. Evet, sonrasında hastane. Doğrudur. Soruşturmanın en hararetli yeri. Harun Bey geldiler. Ortalık zaten karışık. Mesut komiser de orada. Zaten aralarında bir gerilim var. Biz durdurmaya çalıştık, uzaklaştırmaya. Olay büyümesin istedik. Kaldı ki Bora'nın eylemlerinde abisi Harun'dan destek gördüğüne dair ciddi şüphelerimiz de var. Biz hemen orada kendisinin bilgisine başvurmak istedik ama kendisi kabul etmedi. Zorluk çıkarttı. Mesut komiser de kendisine saldırdı. Bu kadar mı? Siz o kadarını görmek istiyorsanız evet o kadar. Ama öncesi de var. Anlattığım gibi. Herkes anlattı. Siz de arkadaşınızı koruyorsunuz bana. Hayır. Mesut benim arkadaşım değil. O benim için çok başka bir yerde. Yani? Yanisi şu... Mesut serttir, ters adamdır. Yöntemleri her zaman tartışılabilir. Ama ben daha Mesut'un bilerek, isteyerek, hak etmeyen birine saldırdığını görmedim. Araştırın, siz de göremezsiniz. Bu kadar güveniyorsunuz yani. Tarafımız belli diyorsunuz. Elbette. Hepimizin belli değil mi? Buraya kadar geldiğinize göre siz de Harun Bey'e çok güveniyorsunuz. Biz de Mesut'a. Başka sorunuz var mıydı İdil Hanım? Hayır yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Halk dilinde hadi yürü kalk git anlamında kullanılır. Yukarı sen.
İyi kafiye. Yallah. Yal. Evet, yallah. Tahmin ettiğim gibi değilmiş. Yallah. Evet, bu kadındı. Eminsin değil mi? Evin önünden aldın. Eminim. Hatta birkaç dakika bekledim. Hatta beklettiği için kadın özür dilemişti, hatırlıyorum. Nereye götürdün? Kadıköy'de bir pastanenin önünde indi. Pastaneye mi girdi yoksa orada bekledi mi? Girdi, gördüm. Peki hali tavrı nasıldı? Sinirli miydi? Telefonla konuşana kadar sessizdi. Bir doktorla konuşuyordu anladığım kadarıyla. Rauf işte, sevgilisi. Yani bilmiyorum ama sevgilisiyle konuşur gibi konuşmuyordu. Sevgilisine siz diye hitap etmez değil mi? Ne konuştular peki? Çok dinlemedim abi. Ama arada sanki bir uyuşturucu lafı duydum. Birini tedavi ettirecekmiş ama ikna edemiyormuş. İsim falan geçmedi mi hiç? Vallahi geçmedi, hatırlamıyorum. Peki başka bir şey oldu mu dikkatini çeken? Yok abi. Vallahi bildiklerim bu kadar. Tamam, sağ ol birader. Rauf haklı çıktı. Dur bakalım. Olay hala karanlık. Şu konuştuğu doktoru bulmamız lazım. Ben Sinem'e söyleyeyim. Bulur şimdi. Hocam, bu üst kattaki gürbüz oğlan var ya biliyorsun. Almıyor ilaçlarını. Tamam, ben konuşurum. Siz zorlamayın şimdi. Tamam hocam. Saadet'in konuştuğu doktor Asaf Gündüz'müş. Bu uyuşturucu olayının arkasından bir şey çıkacak ama bakalım. Hocam, benim hasta da biraz bahçeye çıkmak istiyor. Ne yapayım? İyi olur. Çıksın biraz. Tamam. Asaf Hoca. Evet benim. Saadet Gedik hakkında konuşmak istiyoruz. Öldüğünü duymuşsunuzdur. Duydum. Öğretmenim abime kızmayın. Kızmadık Asya'cığım. Yanlış bir şey yaptı. O yüzden uyardık. Babama kötü şeyler söylüyorlar. Babam katil değil. Kimseye bir şey yapmadı. Biliyorum Asya'cığım. Sen babana inanmaya devam et. Sil o gözyaşlarını. Annen seni böyle görürse çok üzülür. Kızım. Anne. Canım benim. Arkadaşlarım bana kötü şeyler söylüyorlar anne. Burada okumak istemiyorum. Ağlama güzel kızım. Onlar ne derlerse desinler. Sen babana güven, tamam mı? Müdür bey sizi bekliyor. Tamam. Göz kulak olabilir misiniz? Tabii ki. Abini alıp geleceğim kızım. Oğlum. İyi misin yavrum? Kim yaptı sana bunu? Kim mi yaptı? Hanımefendi, kavgayı başlatan oğlunuz. Asıl onlar başlattı. Babama katil dediler. Katilin çocuğusun dediler. Hem suçlu hem güçlü ya. Karşınızda bir çocuk var. Sesinizi yükseltmeyin. Neyi yapıp neyi yapmayacağımı size sormam hanımefendi. Bir hata yapmış olabilir. Sizin bu davranış şekliniz hatayı düzeltmez. Uğur sen çık. Annenle uzun bir konuşma olacak belli ki. Gitmiyorum. Annemin yanında duracağım. Bak işte. Çık sen oğlum. Kardeşinin yanına git. Kapıyı nasıl vuruyor? Görüyorsunuz değil mi? Babasından mı aldı bu edep ahlakı? Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? İması mı kaldı? Herkes konuşuyor kocanızı. Eski kocam. Neyse ne işte. Sabahtan beri telefonlarım susmuyor. Veliler başımın etini yediler. Sizden ricam bir süre çocuklarınızı okula göndermeyin. Asıl niyetinizi söyleyin. Okuldan alın diyeceksiniz değil mi? Çocuklarımı sizin gibi akbabalara yem etmem zaten. Hasta hakları ihlali söz konusu. Meselenin ciddiyetini anladınız diye düşünüyorum. Gayet iyi anladım. Saadet Hanım benimle kızı Şebnem hakkında konuştu. Neden? Şebnem uyuşturucu mu kullanıyor? Evet. Uzun süredir tedavi için Şebnem'i ikna etmeye çalışıyordu. O gece de onun için konuştuk. Ne yap et, ikna et dedim. Eve gitmemiş. Pastaneye gitmiş. O pasta almak içindi. Şebnem çilekli pastayı seviyormuş. Onu yerken kolay ikna ederim diye düşündüm. Peki Şebnem'in uyuşturucu sorunu başlangıç seviyesinde miydi yoksa çok mu ciddi? Başlangıç seviyesini geçeli çok oldu. Annesiyle uzun süredir bu meseleyi konuşuyoruz. Bakın bu kız hayatını insanların gözü önünde yaşıyor. Her günü sosyal medyada. Nasıl sakladı bağımlı olduğunu? Ya biz kendisiyle konuştuk?
Hiç öyle bağımlı gibi değildi. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Saadet Hanım iyi bir insandı. Umarım katilini bulursunuz. Hı hı. İyi günler. Size de iyi günler. İdil Hanım geldi. Buyurun. İdil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Harun Bey. İfade vermeye hazır mısınız? Tabii, buyurun geçin şöyle. Teşekkür ederim. Lütfen, lütfen. Ne içersiniz? Çok almayacağım. Sağ olun. Çekinmeyin lütfen. Birlikte bir Türk kahvesi içeriz bence. Nasıl olsun? Sade olsun. İki saate. Hemen yapıyorum efendim. Ankara'dan geldiğiniz gibi ayağınızın tozuyla işbaşı yapmışsınız. Devlet işleri beklemez biliyorsunuz. Gayet iyi biliyorum. O komiser arkadaşı şikayet etmemin sebebi de budur. Kardeşim ne yapmış olursa olsun suç kişiseldir. Aileyi bağlamaz. Bize hukuk derslerinde böyle öğrettiler. Ama polis kardeşinizin yaptıkları yüzünden sizi rahatsız ediyor. Maalesef öyle. Açıkçası İdil Hanım, ben net konuşmayı severim. Emniyet teşkilatımızın böyle çürük elmalardan temizlenmesi gerekiyor. Kardeşim cezasını çekiyor ama bana karşı olan tavırsa affedeceğim bir şey değil. Soruşturma başladı. Sizin de detaylı ifadenizi alacağım. Tabii. Ben masumiyetimi kanıtlamak için her şeye hazırım. Ama şikayetimi geri almayacağım. Sizden öyle bir isteğim olmayacak, merak etmeyin. Çürük elmaları temizlemek bizim için de önemli. Hazırsanız başlayalım. Hay hay. Nasıl isterseniz. Ne yapıyor bunlar? Yoga yapacaklarmış abla, ben öğrendim. Ay iyi de ne alaka bizim bahçede? Onu ben de anlamadım. Esra'cığım, çay kahve bir şey ister misiniz çalışırken? Ne yapayım ben size? Ablacığım istemez bir şey, sağ ol. He tamam. Kadıncağız da ne yapacağını şaşırdı. Ne alemsiniz ya? Ne var şekerim, sen yogaya gelmezsen yoga sana gelir. Yeşil çayımızla geldik hem de. Üstüne iyi gitmez mi? Gider. Gitmez mi? Hadi bakalım hamlamış mısın görelim Esur. Ayol onun kondisyonu yerindedir. Daha yeni evli o. Ne ayıp ya. Aşk olsun. Niye bakıyor ya oradan? Aa, şşş. Sucu evladım. Daldın. Hayırdır? Abla su istemiştiniz. Bırak öyle. Boşunu da al git. Aa, dizle mi çekiyoruz burada? Hadi git. Elimine. Reklam olduk iyice millete. Tamam kızım, yok bir şey. Aa sen de. Medeni olun biraz. Spor yapıyor insanlar, ne var? Gayet güzel. Esra'ya bak. Hareketlere bak. Bak böyle yapıyor. Piknik mi yapıyorsunuz Nazike, hayırdır? Yok ayol, jimnastik gibi bir şey bu. Değil mi Nazike? Ay sana ne Naime, ne yapıyorsak yapıyoruz. Niye geldiniz siz? İzleyelim diye geldik, ne güzel işte. Olmaz böyle, ben babamı arıyorum. Arama kızım, adamı huzursuz et ve kapat. Ne demekmiş o izlemek falan? Aa ne kadar ayıp bir şey. Komşu olacaksınız bir de ya. Kız hiç sesimizi çıkartmayız, izleriz şuracıkta, ne var? Yalnız gelin hanım çok esnek vallahi, helal olsun, lastik gibi. Lastik gibi, Hüsnü Bey işini bilir. Ya ne yapıyorsun, çekiyor musun bir de? Aa ne var, evde ben de yaparım bakıp bakıp. Sakın, bak Naime vallahi bozuşuruz. Ay. Abla toplanmışsınız, haber vermiyorsunuz. Ay, aşk olsun. Bir sen eksikti. Kısır getirmiştim, yer miyiz çayla? Ayol ne kısırı ne toplanması, yok öyle bir şey. Ay şimdi delireceğim ha, üstüm başım paralayacağım. Ay. Ya kızlar kız. Da böyle burada hiç olmadı ya. Terletmeye başladı vallahi. Hadi devam edelim, soğumayalım aşkolar. Hadi devam. Hadi. Al kız. Koy.
Rauf'u sosyal medyanın önüne atan Şebnem'di. Belki de bilerek hedef saptırdı. Uyuşturucu etkisi tamam da şu neşter meselesi kafamı kurcalıyor. Evet, orası bir muamma. İçeriden ses de gelmiyor. Evde yok galiba. İyi. Ne yapacağız? Dönelim o zaman. Bir girip bakalım bence müdürüm. Giriş iznimiz yok Selin. Evet ama belki içeride izni gerektirmeyecek bir şey bulabiliriz müdürüm. Ne var aklında? Bu yaşlarda gençler unutkan olur müdürüm. Ne arıyoruz? Aradığım pastayı buldum müdürüm. Bir dakika. Saadet pastaneden pastayı aldı ve eve geldi o zaman. Hı hı, evet. Cinayet gecesi evindeydi. Bu da Şebnem'in ikinci yalanı. Eve gelmedi demişti. Bizim bu kızı bir an önce bulmamız lazım müdürüm. Neyi sakladığını biliyoruz Rauf. Şebnem uyuşturucu bağımlısıymış ha? Söyleyemezdim. Söz verdim Saadet'e. Artık bize vakit kaybettirme ha. Ne biliyorsan anlat şunu hadi. O gece Şebnem yüzünden Saadet'le tartıştık. Israrla Şebnem'i tedavi ettirmek istiyordu. Artık zarar görmeye başladığı için karışmak zorunda kaldım. Nasıl bir zarar? Kız madde etkisindeyken kendini kaybediyor. Hatta birkaç kere annesine şiddet uyguladı. Peki ama sen böyle bir şeyi nasıl saklarsın bizden? Bilmiyorum. Nezarethanede de çok düşündüm. Şebnem'in böyle bir şey yapması aklım almıyor gerçekten. Annesi ne de olsa. Yani eminsin onun yaptığından öyle mi? Değilim ama ben onun hocasıydım. Şebnem 2 yıl tıp okudu. Benim derslerime de girdi. Fenomenliğe kaptırınca bıraktı okulu. Anladım, anladım demek istediğini. Katil Şebnem olabilir. Çünkü bu işi biliyor ha? Hiç eli titremezdi. En iyi öğrencilerimden biriydi. Çok üzgünüm. Pekala. Kızım yavaş git biraz ya. Karışma bana ya. Bak sonra düşüşün kötü oluyor. Yataktan kalkamıyorsun. Kaldırma o zaman. Uğraşma benimle. Sevgilim, senin iyiliğini düşünüyorum ben. Şu ortamda bana iyilikten mi bahsediyorsun? Yeter bu kadar. Yağsız sana yeter be. Sıkadım hepinizden. Lanet olsun. Şebnem sakin ol. Şebnem. Kimseyi istemiyorum artık. Her yerde peşimdesiniz ya. Bıktım. Şebnem sakin ol hayatım. Sakin ol. Bitir artık. Yeter. Kahve için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sizin gibi adaleti şiar edinmiş birini tanımaktan çok memnunum. Siz merak etmeyin. Suçlu ve suçsuzu ayırmayan insanların teşkilatta işi yok. Gereğini yapacağız. Sağduyunuz için tekrar teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.
Burada büyük işimiz var. Ne zaman geliyorsunuz? Ailelerimizi sömüren adamı buldum. Gelin cezasını beraber verelim. Tespit edebildiniz mi? Ettik komiserim. Şebnem'in telefon sinyali Acıbadem Harmancı sokaktan geliyor şu an. Burası ev adresi mi Sinan? Bak dükkan depo falan çıkmasın. Yok yok. Ev adresi olduğuna eminiz komiserim. Ama kimin olduğunu araştırıyoruz şu an. Buldum komiserim. Sevgilisi Vedat'ın evi. Sevgilisinin eviymiş komiserim. Tamam, tamam. Sinyalde hareket olursa haber verin. Kız sevgilisi Vedat'ın evindeymiş. Acıbadem tarafında. Bu kızın ne yapacağı belli olmaz. Vedat da tehlikeli olabilir. Of. Vedat. Sevgilim. Vedat. Sevgilim. Vedat, sana diyorum. Vedat! Ne yaptım ben? Vedat! Hadi bakalım, dersimize başlayalım. Tatil vlogu çekeceğiz sevgilim. Kal orada! Polis! Dur! Şebnem hayır! Bırak bıçağı! Öldü zaten. Tamam yaklaş bana doğru. Gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Gel bakalım. İnilen yere ambulans istiyoruz. Ne
Ne oluyor ya, bu kalabalık ne böyle? Sen niye bekliyorsun kardeşim? Taksi çağıran falan mı oldu burada? Yok abi. Kalabalığı görünce müşteri çıkar diye bekliyorum. Çıkmaz kardeşim, çıkmaz. Hadi işinize. Başka zaman müşteri beğenmezler. Tövbe tövbe. Ne oluyor, siz niye toplandınız böyle? Ay, sizinkiler çok güzel spor yapıyor. İçimiz açıldı vallahi. Ya ne diyorsun kardeşim sen? Ne demek o ya? Hadi kardeşim, hadi herkes evine. Hadi. Hadi, ne oluyorsunuz ya? Hadi evine. Herkes evine. Hadi ablacığım, hadi lütfen, hadi evinize, lütfen boşaltın burayı, lütfen, hadi, 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 hadi. Oh, ben de bittim vallahi. Cennet böyle bir yer herhalde. Lan! Ne diyorsun lan sen? Defol git, git! Tamam, gidiyorum. Hadi! Ne oluyor ya burada, Nazike? Esra? Gel üstü, gel. Baba nerede kaldın ya? Bak. Hüsnü'cüm, güneşi selamlayalım, bitiriyoruz canım. Tamam Esra'cığım, tamam bitti. Aleyküm selam. Hadi Esra'cığım, hadi. Hadi kızlar siz de, hadi lütfen, hadi bakalım. Hadi bakalım ya, insan böyle evin içine kadar ya. Bu... Hadi bak ya. Söyle Hüsnü, söyle. Hadi Esra'cığım, tamam. Hadi şey hanımlar, lütfen. Hadi anam, hadi. Hüsnü, vallahi bizim bir suçumuz yok. Laf anlatamadık kimseye. Geldiler, oturdular. Vallahi baba, gören geldi, gören geldi. Hadi hadi, siz de içeri hadi. Hadi. Hüsnü'cüm, kızdın mı sen? Kızdım Esra'cığım, kızarım. Ya bu işi gidin istediğiniz yerde yapın da, yani bu mahallede olur mu Esra? Baksana toplanmış bütün insanlar ya, olacak iş değil ya, bunlar ne böyle ya? Canım değilmiş, haklısın. Ben düşünemedim onu. Böyle kızlar da aniden gelince... Neyse neyse, tamam hadi, bitirdiniz mi? Bitti, bitti. Yalnız Hüsnü Bey de Hüsnü Bey'miş ha. Tam bir alfa değil mi? Belinde de silah, çok acayip. Hanımlar, yani sizi de bölmüş gibi oldum ama yani durum ortada yani. Evet. Yani burası yeri değil. Anladınız değil mi herhalde siz de? Tabii tabii Hüsnü Bey, kusura bakmayın. Çok memnun olduk tanıştığımızda da bu arada. Ben de. Esruş, ararız biz canım seni. Açma arayı sen de. Tamam. Görüşürüz, ararım. Güle güle, güle güle. Ara, güle, güle. Ara. Hoşçakalın Hüsnü Bey. Ayıp olmadı değil mi? Olmadı. Çok sevdiler seni. Hadi ya. Hadi gel, geçelim içeri. Tamam tamam, geçelim. Abi bugün bitti herhalde. Yarın yine aynı saatte mi? Vur git. Defol git lan. Saatmiş hıyar. Hıyar herif. Yazdım oğlum seni. Eşkalin bende. Bende eşkalin. Bir daha tamam, çıkmasın canım. İnşallah tamam. Karşıma. Gel canım, gel. Ya şunları toplasaydık bari ya. Millet donumuzu bile gördü ya. Tamam, alırım ben de. Tamam tamam, hadi çıkalım. Tamam. Pasta almış bana. Çok severim çilekli pastayı. Küçükken hiç yapmazdı ama. Ağlardım, üzülürdüm ama yapmazdı. Hayatta en sevdiğim şey. Ama beni yine kandırmış. Benim için almamış pastayı. Kendi isteklerini yaptırmak için. Senin iyileşmen içindi. Daha iyi bir hayatın olsun diye. Daha iyi bir hayat. Öyle bir şey yok ki. Sinirlenip anneni mi öldürdün? Bu mu bahane? Parçaları ayırana kadar fark etmemiştim, biliyor musunuz? Annemi öldürdüğümü yani. Başka birini öldürdüm sanırım. Hiçbir sevmedin anneni. Bir çocuk annesine nasıl böyle bir şey yapar? Ben değil. O beni hiç sevmedi. Sen sevilmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Kalbine baktım annemin. Sevgi orada değil midir? Ben yoktum. Kendimi bulamadım orada. Bu kadarı yeter. Sevk edin Adliye'yi hemen bunu. Babam nerede? Gelecek şimdi. Gel bakalım sen de şöyle. Kızım. Biliyordum baba. Doğruyu söylediğini biliyordum. Sen de sözünü tuttun. Kardeşini bırakmadın. Aferin sana. Baba, polis amcalar dediğini yaptı değil mi? Masumsun sen. Masumum kızım. Hadi gel, teşekkür edelim onlara.
Teşekkür ederiz. Rica ederiz tatlım. Babamı kurtardığınız için teşekkür ederiz. Rauf Bey, buradan savcılığa gidip işlemleri başlatacağız. Hakkınızdaki itibar suikastini başlatan, dahil olan herkese dava açacağız. Dava açsak ne olacak ki? Bugün benim başıma gelir, unutulur. Yarın başkası. Hayır, açacaksın. Çocukların okulda neler çektiğini bilmiyorsun. Buna sebep olanların hesabını sorma hakkımız var. Eğer bir hakkınız varsa tabii ki gidin peşinden. Şuradan eve gidene kadar insanların bana nasıl bakacağından o kadar eminim ki. Masum olduğumu bilsem de suçlu hissettirecekler. Bazıları sosyal medyayı böyle kullanıyor maalesef. En basitinden şu algıyı bile insanlara yerleştiremedik. Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur. Bunu bilseler ve inansalar... Yaşayıp göreceğiz. Tekrardan teşekkürler. Asya, güle güle. Güle güle. Hadi gelin çocuklar. Neredeydin oğlum bütün gün? Neler oldu burada bir bilsen. Ne olmuş teyze, hayırdır ya? Yok oğlum, yok yok bir şey, mahallenin iş güzelleri. Mertom? Bayağı hareketli geçti de bugün Metin'cim. Sen neler yaptın? Görüş bitmedi. Amma özlemişsin arkadaşların. Ya öyle. Bir tatsızlık falan mı varsa? Baba, ben aslında iş arıyorum birkaç gündür ama piyasanın hali ortada. Aa, iş. Temelli geliyorsun yani. Ne dedim ki ben? Yani olabilir belki. Orasına bakarız da teyze. Boş boş oturmak da olmaz. Çalışmak lazım. Heh. Yok mu peki iş? O kadar tecrüben var abi. Seni havada kapmaları lazım. Kapmıyorlar vallahi güzelim. Ama çıkar bir şeyler bakalım, hayırlısı. Oğlum, varsa bir ihtiyacın ne olursa şimdi konuşturma beni herkesin içinde. Buradayız yani. Bilmem mi baba, sağ ol ya. Yani ben alışmamışım böyle boş oturmaya. Biraz da ondan yani. Tabii canım, genç adam ne yapsın bütün gün evde, çocuk mu oyalasın? Çalış oğlum, çalış. Allah çalışana yardım eder. Ya Metin'cim, belki biliyorsundur. Bizim, yani babamın bir şarküterisi var. Buraya da çok yakın, çarşıda hemen. Bize kasada duracak, mekanı çekip çevirecek biri lazım. Şimdiki eleman askere gideceği için. Yani düşünürsen, bir görüş istersen babamla. Ay ne güzel olur, ne iyi düşündün Esra. Şarküteri mi? Yani bilmiyorum, ben daha çok restoranlarda çalıştım. Serviste, şeflikte falan ama. Yaparsın abi, senin elinden kurtulur mu hiç? Hem Latif Bey de çok cana yakın adamdır. Hiç öyle aksi patron gibi değil. Değil mi Esra? Yani bence yine de biz Metin'e bırakalım kararı. Hüsnücüğüm, sen ne dersin? Bilemedim pek. Yani eksik olmayın tabii, sen de baban da, ama şimdi aile başka, iş başka. Şimdi yarın öbür gün Allah göstermesin bir tatsızlık olsa böyle yüz yüze bakıyoruz. Ya ne tatsızlığı olacak ya sende? Ya ne bileyim Nazike, ben bir çekinirim yani o tür şeylerden. Ya Metin'e güvenmediğimden değil de. Yok baba, haklısın. Dediğin gibi bir ters durum olursa seni mahcup etmek istemem. Merto, gel bakalım. Hadi bir dişleri fırçalayalım, ondan tamam, sonra yatalım, olur mu? Çocuk zaten moralsiz. Bir de sen böyle yapma. Hemen kötüsünü düşünme sen hayatım. Belki çok severek çalışacak. İyi gelecek Metin'e de. Yasin'im, istersen yarın bir git, gör dükkanı. Tanış Latif Bey'le de, şartları da konuşun. Yok baba ya, senin hiç sinmediyse ben hiç. Ya siner oğlum, siner. Benim her zamanki pimpirikliğim, bakma sen bana. İyi hadi. Hadi bakalım. Hadi biz de bir şeyler mi yesek, ne yapsak ya, benim bir karnım acıktı. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Allah'ım sana şükürler olsun. Komutanım, selamün aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Şükür kavuşturana komutanım. Hoş geldiniz kardeşlerim.
Yol üstü bura. Çok beklemeyelim. Gelin benimle. Komiserim, ceza sahası gerisinden bir gol atmışım, görmeniz lazım. Şans komiserim, şans. Bizim adama çarptı da girdik kaleye. Sizin halı sahalar bayağı heyecanlı geçiyor yani. Sormayın komiserim, çata çat. Kemik sesleri duyuluyor valla. Her maç karakolda bitiyor desene. Güzel ismin. Keyfiniz bol olsun abi. Kahkahalar falan. Eyvallah. Gelin komiserim, buyurun siz oturun. Eyvallah kardeşim. Ne oldu oğlum? Senin niye moralin bozuk? Alexander ekti abi. Uçak bileti almıştım. Bugün gelecekti ama uçağı kaçırmış. Arda. Yani artık ben hayretler içindeyim ya. Oğlum sen nasıl inanıyorsun böyle şeylere? Abi kaçırmış işte uçağı. Ne yapalım ya? Bir şey soracağım. Bileti sen mi aldın yoksa parasını verdin o mu aldı? Ne fark eder kardeşim? Sonuç olarak Alexander'a gelmedi. Başından beri söylüyorum. Gözlerin açılana kadar da söyleyeceğim. Bu kız seni dolandırıyor. Oğlum anla artık şunu ya. Abi, Alexandra bana yalan söylemez. Ya sevgilimi iyi tanıyorum ben. Ayrıca ben salak bir adam mıyım ya? Ayıp ediyorsun gerçekten ya. Hala sevgilim diyor ya. Ben gidiyorum. Emre, raporlar sende kardeşim. Tamam abi. Eser, kolay gelsin. Sağ ol abi. Ben salak bir adam mıyım ya? Yok kardeşim, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Hayriye teyzem çayı bile nefis yapıyor. Teşekkür ettim söylersin. Afiyet olsun. Bitti mi nöbet? Arda ile Veysel geçiyor şimdi. Gidiyor musun oğlum? Nöbet değişiyor. Eve gidip dinleneceğim biraz. Tamam evladım. İyi uyu, dinlen bir güzel. Biraz yemek ayarlayayım istersen. Uyanınca uğraşmazsın, yersin hemen ha. Sağ ol Hayriye teyzem, hallederim ben. Abi istersen geç benim odamda yat. Sağ ol kardeşim. Önce merkeze gitmem lazım. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefonum açık. Görüşürüz evlat. Görüşürüz. Sağ ol. Arda. Üzülme bu kadar be. Şeytan diyor ki al bileti bas git Rusya'ya. Dönerse senindir kardeşim. Hadi hayırlı nöbetler. Eyvallah. Veysel, kolay gelsin kardeşim. Eyvallah. Birer çay daha içelim mi? Eyvallah birader. Emre Gürbüz. Buyurun. Ben narkotik şubeden Amir Cüneyt. Bunlar da ekip arkadaşlarım. Seninle biraz işimiz var Emre. Ne işiymiş bu amirim? Anlamadım. Sen iyi bilirsin ne iş olduğunu. Bu arabayı sen mi kullanıyorsun? Evet. Şu anahtarı bir alabilir miyim? Alabilirsiniz de. Mevzu nedir? Arayın arabayı. Durun durun bir dakika ya. Şüpheli miyim ben? Oldu olacak üstümü de arayın. Gerekirse onu da yaparız. Bırak da işimizi yapalım. Zor yaparsın biraz. Hem bu işten Rıza Müdür'ün haberi var mı amirim? Yakında olacak. Ya ne aradığınızı söylesenize. Ne arıyorsunuz? Çek elini. İşimizi yapıyoruz. Sesini yükseltme. Hadi bil. Bilmezsem ne olur lan? Çek git lan. Emre'yi sıkıştırıyorlar galiba. Al. Hey hey hey. Ne oluyor birader? Kesin artık. Kendinize gelin. Serserinin lüzumu yok. Emre ne oluyor? Ben de anlamadım. Herkese tek tek laf mı anlatacağız? Geride durun. Karışmayın. O zaman bir derdinizle bize de anlatın. Biz de anlayalım. Buldum komiserim. Vay be, haplara bak. Bakın da görün. Anladınız mı şimdi derdimiz neymiş? Nereden çıktı bunlar Emre Bey? Yemin ediyorum ben ilk kez görüyorum bunu. Benimle alakası yok valla. Tabii tabii, hep öyledir. Ne biçim laflar arkadaşım bunlar? Bu nasıl muamele? Kesin gürültüyü. Emre Gürbüz, an itibariyle gözaltındasın. Kelepçe takmak istemiyoruz. Ama mecbur kalırsak takarız. Alın arkadaşı. Yürü hadi. Ya. Bırak. Hadi. Tamam dur. Yürü. Tamam. Bırak. Yürü. Ne oluyor ya? Ne demek gözaltında? Ne zaman aldı? Her şey birkaç dakika önce olup bitmiş. Cemal ile Ezgi de yanında Emre'nin. Beni onlar aradı zaten. Kimin operasyonuymuş peki bu? Narkotiğin işi.
Üç kişiyle alıp götürmüşler işte. Başlarında da Cüneyt Amir. Arabasını aramışlar. Hap torbası bulmuşlar bagajda. Saçmalık bu. Büyük saçmalık yani. Müdürüm, ne olacak şimdi? Yani sahiden inanmayacaklar değil mi bu saçmalığa? Yani Emre'nin hapla falan ne işi olur? Sen sakin ol biraz. Kimseye yedirmeyiz Emre'yi, merak etme. Hadi Engin. Narkotik şubeyi bir ziyaret edelim biz. Müdürüm, ben de gelebilir miyim? Gel ama sakin olacaksın, tamam mı? Konuşmayı bize bırak. Biraz daha bekleyeceksin. Vay be. Buraya düşmek de varmış. Şüpheli olduk öyle mi? İtiraf edersen işin çabuk biter. Ne itirafı? Ne yapmış? Ne itiraf eder? Sen bilirsin. Hapları hemen laboratuvara götür. Test yapsınlar. Çok hızlı. Baş üstüne. Şüpheli sorgu için hazır amirim. Tamam, bekletin. Kolay gelsin amirim. Sizde bize ait bir şey varmış galiba. Maalesef müdürüm. Birazdan ifadesini alacağız. Bize zorluk çıkarmayacaksınız değil mi? Çıkarırız belki, neden olmasın? Cemal, tamam sakin ol. Niye sakin oluyorum ya? Kardeşimize iftira tamam, atıyorlar. Tamam, tamam. Cemal tamam, sus. İftira mı? Arabasında hap bulduk. Delisi deli. Daha ne? Bakın amirim. Ortada büyük bir yanlışlık var. Biz haftalardır bir uyuşturucu çetesinin peşindeyiz. Biliyorsunuz. Kerim Aslan'ın yakalanması için canla başla çalışan ekibin bir parçası. Ne hikmetse arabasından uyuşturucu çıkıyor. Burada bariz bir tuzak söz konusu. Anlamıyor musunuz? Yoksa anlamak işinize mi geldi? Müdürüm, biz de sizin gibi işimizi yapıyoruz. İhbar geldi, değerlendirdik. Ve adamınızın arabasında mal bulduk. Ne yani? İfade almadan bırakalım mı? Torpil mi geçelim? Bu mu istediniz? Hayır, asla. Ne gerekiyorsa yapın tabii ki. Ama keşke şu ihbarın nereden geldiğini biraz araştırsaydınız. Umarım farkındasınızdır. Birileri iftira atıyor, siz de buna alet oluyorsunuz. Orası belli olmaz müdürüm. Siz de belki adamınıza fazla güveniyorsunuz, ne malum? Şimdiden suçlu muamelesi yapıyorlar. Aslı sırası değil. Bakın, biz kime güveneceğimizi biliriz abi, tamam mı? Her neyse, herkes işini yapsın. Aramız bozulmasın. Dilerseniz sorguya katılabilirsiniz. Tabii izleyici olarak. Pekala, öyle olsun. Engin, sorguyu takip edin. Ben daha fazla kalırsam bir kaza çıkacak. Tamam baba, ben de. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun, ne istemiştiniz? Suna? Hakan abi. Leyla Hanım'a bakmıştım ama yok mu? Leyla çalışıyor şu an. Suna, ne haber abicim? İyiyim Hakan abi. Selma teyze, Hakan abi polis biliyor musun? Babamı da tanıyor. Öyle mi? Evet. Ne yapıyorsun bakalım? Ne okuyorsun? Selma teyze almış. Yeni başladım okumaya. Güzel bir kitaba benziyor. İyi misin peki? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok Hakan abi. Geceleri ağrım oluyor. Uyuyamıyorum bazen. İlaçlarını almıyor musun? İşe yaramıyor ki. Doktora gitmesi lazım. Leyla randevu aldı ama bir ay sonraya verdiler. Çok mu ağrıyor? Hı. Bilmiyordum Bildan Hanım. Bana da oyun kurdular. Uyanık olacaktın. Ben burada dört duvar arasındayım. Her tarafım manyak dolu zaten. Vallahi üzgünüm Bartu. Keşke böyle olmasaydı. Telefon edeceğim, edemedim. Memur Bey! Ana ya! Memur Bey! Buraya bak, buraya! Ben sözümü tuttum, sıra sende. Kaybol. Yaralı var, yaralı. Koşun, koşun. Ha, çabuk olun ya. Adam ölüyor. Abi, iyi misin abi? Abi. Lan manyak herif, ne yaptın? Bırak şişi, bırak, yürü. Yürü, yürü. Abi, iyi misin abi? Abi. Abi.
kanıtları incelettik. Uyuşturucu oldukları kanıtlandı. Sen alakam yok diyorsun ama sana tahsis edilmiş araçta bulduk. Hem de zulalanmış halde. Koca bir torbada. Buna ne diyorsun? Aynı şeyleri mi konuşacağız sabaha kadar? Tekrar söylüyorum. Haberim yoktu. O torbayı ilk kez sizinle birlikte gördüm ben. Yani oraya başka biri koydu. Kim peki? Bilemeyeceğim reis. Hepiniz süper polissiniz. Beni buraya getirip rezil etmeyi biliyorsunuz ya. Gidin, kimin yaptığını da bulun. Şu bahsettiğiniz sap dolu torbadan Emre'nin parmak izi çıktı mı amirim? Hayır, çıkmadı. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Ne de olsa o bir polis. İzlerini saklamayı akıl etmiştir. Bir süredir bir uyuşturucu çetesinin peşindeymişsiniz. Doğru mu? Doğrudur. Bayağı bir operasyon yaptınız. Bir sürü mekan bastınız. O mekanlarda bir takım uyuşturucular buldunuz. Doğru mu? Ne soracaksan sor. Uzatma. Belki de ele geçirdiğin malların bir kısmını kendine ayırıyordun. Daha sonra piyasaya satmak için. Ha? Sinirim bozuldu ya. Bu ne? Şaka mı yapıyorsun kardeşim sen? Elinde hiçbir delil yok. Boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsun. Ben salak mıyım? Mal çalsam ekip odasında mı saklarım? Ne biçim sorgu bu be? Aslanım Emre. Amirim, bitirelim artık bu işi. Bu besbelli tezgah. Bakın Kerim Aslan'ın oyununa geliyorsunuz. Biz birilerinin oyununa gelecek kadar akılsız mıyız müdürüm? Kusura bakmayın, durum çözülene kadar gözaltı devam edecek. Olmaz öyle şey. Bal gibi olur. Elimizdeki tek şüpheliyi serbest bırakacak değiliz. Ayrıca herkes mi size çamur atmaya çalışıyor müdürüm? Bu kadar önemsemeyin kendinizi bence. Usta ne sanıyor bu küstü herif kendini ya? Avucuna düştük ya. Keyfini çıkarıyor. Ama görür yakında. Nasıl gidiyor bakalım? Yeni hayatına alışabildin mi? Alışamayacak bir şey yok. Zaten pek bir şey değişmedi. Yine işten eve, evden işe. Ali zaten haftanın yarısı mesaideydi. Şimdi hiç yok. Tabii çocuklar özlüyor arada ama ne yapalım? Onlar da alışacaklar. İyi misin peki sen? Boşanmak kolay değildir. Yıpratır insanı. İyiyim, merak etme. Ama sağ ol sorduğun için. Ne demek? Pınar'cığım, bu arada Ali'nin avukatı beni aradı bu sabah. Hayırdır? Ali'nin senden bir isteği varmış. Sana benim iletmemi istedi. Bu hafta sonu Zeyno ile Efe'yi görmek istiyormuş. İyi, gelsin görsün. Avukatları niye araya sokuyor ki? Ebe'nin arası olurdu bunun için. Pınar'cığım yanlış anladın. Ali İstanbul'a gelmiyor. Çocukları Antalya'ya yollamanı rica ediyor senden. Antalya'ya mı? Daha neler? Ya olmaz öyle şey. Görmek istiyorsa gelsin burada görsün. Hem çocukların okulları var, dersleri var. Bir düzenleri var burada. Sırf Ali'nin canı istedi diye binlerce kilometre yol mu gidecek küçücük çocuklar? Zaten çocukların o kadar yolu gitmesi olmaz normalde ama. Pınar'cığım, bana kızma lütfen. Ben sana sadece karşı tarafın isteklerini iletiyorum. Karşı tarafa selam söyle o zaman. Bundan sonra böyle abuk subuk şeyler istemesinler. Ali çocuklarını görmek mi istiyor? Buyursun gelsin burada görsün. Pınar'cığım, merak etme lütfen. Senin istemediğin hiçbir şey yaptıramazlar. Ben Ali'nin avukatıyla konuşacağım. Cevabımız da olumsuzdur diyeceğim. Tamam mı? Yine yaptı yapacağını. Ali mi? Kim olacak? Ta oradan sinirimi bozdu. Tamam. Sakinleş biraz. Ya olacak iş mi? Ya bu ne saçmalık ya? Bu gece Emre nezarette mi yatacak yani? Öyle görünüyor. Narkotik amiri Nuh diyor, peygamber demiyor. İnandıramadık adamı. Olacak iş değil ya. Peki hapları kim koymuş arabaya abi? Kim olacak canım? Kerim Aslan'ın işidir. Anlattık hepsini usta ama işe yaramadı. Kerim hadisi yakacak çocuğun başını. Ha, ayrıca başka bir haber daha var. Cezaevindeki Bartu vardı ya. Evet abi. Artık yok. Öldürmüşler içeride. Hayda. Abi ne diyorsun ya? Şaşıracak bir şey yok. Kerim açıklarını kapatıyor tek tek. Peki şimdi ne yapacağız? Senin cezaevine girip soruşturmaya dahil olman lazım. Yalnız gitme, ekipten biri olsun yanında. Git soruştur, gerekirse mahkumlardan ifade al.
Bakalım cinayeti Kerim'e bağlayabilecek miyiz? Tamam abi, anlaşıldı. Usta, sana da ihtiyaç var bu işte, biliyorsun değil mi? Biliyorum, başında soruşturma var ama. Yok usta, yok. Beni karıştırmayın. Yoksa müfettiş sizin de başınızı yakacak. Benden uzak durmanız daha iyi olur şu ara. Peki, sen bilirsin usta. Eyvallah. Ya Mesut, sensiz nasıl olacak? Benim hiç içime sinmiyor böyle. Yapacak bir şey yok yani. Beni attılar maçtan artık. Top sizde, kolay gelsin. Çok ağrıyor mu anneciğim? Çok değil ama gece daha fazla ağrıyor. Tamam. Yemeğini ye, ilacını içirelim sana. Anne. Söyle güzelim. Bugün Hakan abi buraya geldi, biliyor musun? Hakan mı? Niye? Hakan? Merhaba Leyla. Hayırdır, niye geldin? Suna için doktordan randevu aldım. Tanıdığım bir doktor, alanında uzman. Yarın hemen bekliyorlar. Aslan Hakan abi, sırtım ağrımasın artık. Çok canım yanıyor. Yok Sunacığım, ağrımayacak. İsterseniz yarın ben sizi götürebilirim. Ne dersin Leyla? Biraz dışarı çıkabilir miyiz? Eve girmeni kim söyledi sana? Yani ben randevu için. Hakan, ben sana teşekkür ettim ve geride bıraktım her şeyi. Yardım etmek istedim sadece. Ya kaç kere daha söyleyeceğim? Senin yardımına ihtiyacımız yok. Sunan'ın iyileşmesi için bir şans olabilir. Ben seni görmek istemiyorum. Her gördüğümde kocamın ölümü geliyor gözümün önüne. Bu düştüğümüz zorlukların tek sebebi sensin. Böyle yaparak kendini temize çıkaramazsın Hakan. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Emin ol, affet diye de yapmıyorum. Benden nefret et ama kızının iyileşme şansını reddetme. Git Hakan. Evimden, kızımdan, benden uzak dur. İfade burada. Bartu Durmuş'a küfür etmiş. Durmuş da öldürmüş. Ortada tahrik var. İnandırıcı bir sebep değil sanki savcım. Müebbet yemiş adam. Bir kafa sağıtsa yeter yani. Mantıklı sebep aramaya gerek yok. Durmuş'a bu işi yaptıran birisi var savcım. Karşılığında ne aldıysa gözünü kırpmadan öldürmüş Bartu'yu. Kimden bahsediyorsunuz? Kerim Aslan ya da onun adamları. Durmuş onlarla bağlantıya geçmiş olabilir. Bize yardım ederseniz asıl suçluyu ortaya çıkarabiliriz. Ama Durmuş'u ziyaret edenlerin listesine bakmamız lazım. Olur. İsterim, şimdi getirirler. Açmayın tabii. Biz sizin tribiniz eksikti. Aman açmayın. Acıkmışsındır diye düşündüm. Beni düşüneceğin de hiç aklıma gelmezdi. Geri götüreyim o zaman. Toksun herhalde. Tamam ya, tamam. İçerisi zaten kasvet dolu. Biraz takılayım dedim. Tersleme hemen. Tamam canım. Terslemedim ben. Yanlış anladın. İyi misin? İyiyim tabii. Niye kötü olayım? Kötü bir şey yapmadım. Vicdanım rahat mı rahat. Gerisi bir şekilde hallolur. Hallolacak, merak etme. Hepimiz uğraşıyoruz. Çıkacaksın yakında. Çıkamazsan üzülür müsün? Soru mu şimdi bu? Az mı üzülürsün, çok mu? Emre, gevezelik yapma. Üzülmezsin yani. Peki, aldım ben cevabımı. Gidebilirsin. Ya Emre. Yok yok, tutmayayım ben seni. Git sen. Ben kalırım burada böyle dört duvar, tek başıma. Tabii, çok üzülürüm salak. Hele de seni her gün böyle görmeye alışmışken. Tabii üzülürüm. Ben şu anda bile üzülüyorum. Ya ödüm kopuyor sana bir şey olacak diye sersem. Al, söyledim işte, mutlu musun? Mutluyum tabii.
Hem de çok. Bir şey yakaladım. Nedir? Suzan Keskin, kızı. Geçtiğimiz hafta 3 kere ziyarete gelmiş. Peki, öncesi var mı? Yok. Bu adam 15 yıldır hapiste. Ziyaret etmek yeni mi gelmiş aklına? Gidip kendisine soralım. Babasıyla nasıl barışmış anlatır belki. Haydi. Peşinde olduğumuzu öğrenmiş olabilir mi? Nereden öğrenecek? Bizden başka kimse bilmiyor. 2 saattir buradayız. Gelmedi. Biraz daha bekleyelim. Olmazsa başka yolları deneriz. Ne oldu? Niye aradın? Ayıp be. Ayıp, ayıp. Hakikaten ayıp ya. Böyle telefon mu açılır be? Söyle usta, işimiz var. Emre ne oldu? Çıktı mı? Uğraşıyoruz. Ne yapacaksınız? Selin'le gidip bir işin ucundan tutsaydın bilirdin. Bir de rapor mu vereceğiz lan sana? Sen sabah sabah tersinden mi kalktın be? Şşt, bana bak. Bartu'nun katilini bulup oradan mı devam edeceksiniz? Nasıl bildin ya? Hadi kapat, hadi tutma beni. Artist. Burada değil diye kuduruyor. Aradığına pişman oldu. İyi yaptın abi. Belki biraz silkelenir, kendine gelir. Suzan'ın evinin önünde durdu. Bırakan kim ya? Görünmüyor. Selin, sen in, Suzan'la konuş. Biz aracın peşindeyiz. Tamam abi. Suzan! Kimsin? Konuşmamız lazım. Babam yine değil mi? Şu adamı gelip sormayın bana ya. Ne hali varsa görsün. Kaç yıl oldu, unuttum gitti. Öyle mi? Geçen hafta 3 kere ziyaretine gitmişsin. Sizinle konuşacak bir şeyim yok benim. Rahat bırakın beni. Alo İsmet abi. Ne oldu? Polis kapıda babamı sorup duruyor, ne yapacağım? Defet gitsin. Kovdum zaten de. Seninki nerede? Gördüler mi onu? Yok, görmediler. Beni bıraktı, eve gitti. Ben ne yapacağım onu söyle abi. Sakin ol, bekle. Bir şey olursa ara beni. Baba, Hüsnü ekiple birlikte sahada. Suzan'ı takip ediyorlar. Güzel. Peki diğer mesele ne oldu? Narkotik şubeden bir haber var mı? Henüz yok baba. Emre hala gözaltında. O oradayken bize rahat yok. Çocuğa kimin tuzak kurduğunu öğrenmemiz lazım. Hı-hı. İyi çalışmalar müdürüm. Müsaitsiniz umarım. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun lütfen. Buyurun, geçin. Sizin için ne yapabiliriz? Soruşturmayı tamamlamak üzereyim. Ancak hala Mesut Güner ile görüşemedim. İfadesini alamazsam dosyayı kapatamam. Belki siz bana yardımcı olursunuz. Buraya çağırırsınız kendisini. Peki kendisini aradınız mı? Bunu benim yerime siz yaparsınız diye düşündüm. Ne de olsa müfettiş olarak bir komiserin peşinde koşmam yakışık almaz. Harun Bey'in ayağına gitmekte sakınca görmemiştiniz ama. Yanlış mı hatırlıyorum? O farklı bir meseleydi. Madem Mesut'la konuşmak istiyorsunuz, bence gidin yerinde görün derim. Gündüzleri bu kafede bulursunuz kendisini. Adresini yazdım. Buyurun. Peki, öyle olsun. Yine görüşeceğiz. Güle güle. We'll be right back.
Kaldır ellerini. Kaldır ellerini polis. Çıkar şapkayı. Çıkar, 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 çıkar. Veysel. Sandığın gibi değil Aslı. Ben ne sandığımız gibi değil. Ne iş çeviriyorsun sen? Başkomiserim, ne gördüyseniz yanlış anladınız. Aslı, tak şunu kelepçeyi. Ellerini birleştir arkadan. Sakın ters bir şey yapma. Tamam. Emre'ye sen mi tuzak kurdun? Konuşmama hakkım var. Hakkını kullan. Gittiğimiz yerde fırsatın olmayacak. Götür, götür, götür. Geç. Vakıf için bağışlarımı ayarladınız mı? Ayarladık efendim. Her şey istediğiniz gibi. Gidelim de bizleri konuşsunlar. Çıkıyorlar. Vaziyet alın. Vakit geldi. Acayip işler dönüyor usta. Ne oldu? Suzan'ı buldunuz mu? Suzan değil de başka birini bulduk. Kimse kim? Getirin merkeze. Neredesin şimdi? Merkeze gelemeyiz. Bizim karakola anahtar lazım. Sen değil mi? Ben de değil. En son Mesut'taydı. İki saat sorgu çekecek şimdi. Al ondan anahtarı. Çıkıyorum ben de şimdi. Tamam mı? Tamam usta. Müşteri geliyor lan. Çay hazır mı? Bomba gibi hazırım. Kosmos ne isterse her şey hazır. Merhaba. Komiser Mesut Güner'i değil mi? Evet, buyurun. Ben müfettişi Dil Akçalı. Soruşturmanızı ben yürütüyorum. Buraya ifadenizi almaya geldim. Gerçi emniyette konuşmayı tercih ederdim ama sizi bir türlü bulup getiremedik. Doğrudur. Ben müsait değildim de. Ama şimdi müsaitsiniz sanırım. Zaten mekanda tenha. Bence başlayabiliriz. Ayrıca beni daha fazla oyalamazsanız sizin için daha iyi olur. Buna bakmam gerekiyor. Uzamasın lütfen. Ha bir de garsonu bir latte sipariş ederseniz sevinirim. Ha? Çay yeni yapıldı. Taze latte var. Yani. Ha. Yakaladık usta. Emre'ye tuzak kuran adi elimizde. Hadi ya. Neredesiniz şimdi? Karakola gideceğiz. Bizim karakola. Emniyete değil, anladın? Ha, anladım, tamam. Gelmeyecek misin? Tamam tamam, geliyorum, beni bekleyin. İsim neydi? İdil. Ha, İdil Hanım. Şey yaptım, benim çıkmam lazım. Nasıl yani? Buraya kadar gelmişim, beni bırakıp gidecek misiniz? Acil durum olmasa gitmezdim hanımefendi. Ya ne olur kusura bakmayın, başka bir gün ayarlarız artık. Mazlum, mazlum. Geldim. Çay ver, çay. Latte yok ya. Buyurun. Çay kalsın. Senden istediğim adamı buldun mu? Araştırıyoruz efendim. Rıdvan gibi olmasın. Bu sefer daha profesyonel bir adam bulun. O yönde araştırmamız. Yeni kafile girecek. Bir an önce yetiştir. Tamam efendim. Bu karı... Ne
oluyor lan? Zenginim ben. İstediğiniz kadar para veririm. Gel lan. Merak etme, burası sandığın kadar kötü bir yer değil. Hatta bazen emniyetten daha çok iş görüyor. Öyle diyorsanız öyledir komiserim. Yani Emre kurtulsun da. Artık anlamışsındır herhalde Veysel. Bak, burası emniyetin karakolu değil. Bizim karakolumuz. Burada kayıt yok, şahit yok, avukat falan zaten geç. Burada biz varız. Bir de sen varsın, o kadar. Ha, fark ettiysen şehirden epey uzaktayız. Yani birileri yardımıma gelir falan diye sanıyorsan avucunu yalarsın. Ne istiyorsunuz benden? Gerçekleri aslanım, gerçekleri. Bak, narkotikçi Veysel kardeş. Senin anlatacağın çok şey birikmiş. Biz burada çok adamın canını yaktık. Ama sana aynı muameleyi çekmek istemiyoruz. Çünkü hadi bir zavallı olsan da bizim meslektaşımız sayılırsın. O yüzden sen sabrımızı zorlama. Adam gibi konuş. Yoksa bu iş çirkinleşir, pişman olursun. Şşş! Anladık mı birbirimizi ha Veysel? Formül basit. Konuşursan kurtulursun. Eğer susarsan da sonuçlarına katlanırsın. Ne istiyorsunuz? Suzan'a anlat önce. Alakanız ne? Suzan sevgilim olur. Babası Durmuş yıllardır içerideydi. Onun bir arkadaşı, İsmet buldu beni. Lakabı Yaralı Yüz. Bir iş istedi, çok para verdi. Suzan'ın da benim de ihtiyacımız vardı. Ne istedi İsmet sizden? Emre'nin arabasına uyuşturucu koymamızı. Arda, ben 5 dakika içeride. Tamam kardeşim. Yani torbayı bizzat sen koydun, öyle mi? Hı hı. Silah arkadaşına kumpas kurdun ha? Ne biçim adamsın lan şerefsiz herif? Tamam usta, tamam. İtiraf etti işte, aldık alacağımızı. Telefonu çalıyor. İsmet diye biri arıyor. Bu İsmet, o bahsettiğin İsmet mi? Evet. Sustu telefon. Versene şunu bana. Şimdi sen İsmet'i arayacaksın, bizim dediklerimizi söyleyeceksin. Harf harfine ne diyorsak onu yapacaksın. Bak, en ufak bir falso verirsen bitersin Veysel. Anladın mı beni? Hadi usta. Rıza müdürüm, adresiniz boş çıktı. Nasıl yani? Mesut komiserinizin ayağına gittim. Görüşmek istemedi. Hatta arkasına bakmadan gitti. Eminim geçerli bir sebebi vardır. Telaş etmeyin. Buyurun oturun, oturun. Sebeplerle ilgilenmiyorum ben. Maalesef komiseriniz hakkındaki yargılarım doğru çıkıyor. Şu an önemli bir operasyonun ortasındayız müfettiş hanım. Lütfen daha sonra konuşalım ha? Tamam. Müdürüm müsait misiniz? Önemli bir ihbar aldık. Ne? Söyle, söyle. Harun kaçırılmış. Kim? Nerede olmuş olay? Tek bildiğimiz yolu kesmişler müdürüm. Kısa süreli de bir çatışma olmuş. Olay yerine gidebilir miyiz müdürüm? Görmek istiyorum. Neredesin lan? Niye açmıyorsun telefonu? Asayiş peşime takıldı. Atlatmak için bakmadım telefona. Telefon ne alaka oğlum? Sinyal takibi yapmasınlar diye. Neredesin şimdi? Suzan'ın da peşine takılmışlar. Ne ayaksınız lan siz? Konuştum onunla da, bir sorun yok, merak etme.
ama daha fazla zorlamayalım. Çözerlerse işin biter Veysel. O yüzden zorlamayalım diyorum. Buluşalım, alacak verecek kalmasın. Konum atacağım, oraya gel. Adamı niye oyuna gitmiyorsun lan? Şüphelendi senden. O herkesten şüphelenir. Göreceğiz bakalım. Gönderdi adresi. Hazırlığınızı yapın. Alalım şu yaralı mıdır nedir adı artık. Nedir durum? Büyük bir çatışma çıkmış. Biz de ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Cemal, nedir durum? Savaş çıkmış gibi müdürüm. Her yerde kovan var. Ne olmuş burada? Katliam yapmışlar resmen. İki koruma ağır yaralı. Hastaneye kaldırıldı. İkisi ölmüş. Nasıl olmuş peki olay? Anladığımız kadarıyla köşelerden çapraz ateşi almışlar. Yoldaki araçla önünü kesmişler. Kalabalık bir grupmuş müdürüm. Ağır silahlar da var. Sıradan bir saldırı değil bu. Saldırının tertibatı profesyonel işi olduğunu gösteriyor. Eğitimli adamlar olduğunu düşünüyoruz. Polislik ya da askerlik eğitimi gibi mi? Mümkün. Özel eğitilmiş bir grup da olabilir. Çözmesi bize kaldı artık. Cemal, bu olayla ilgili balistik, olay yeri, tanık ifadeleri, bütün raporları masanda istiyorum. Tamam mı? Baş üstüne müdürüm. Hadi, kolay gelsin. Verici açık abi, tamam. Ses geliyor. Çok açık nokta burası. Etrafa dikkat edelim. Buluşma saati geldi ama kimse yok ortada. Usta, bir şey görüyor musun? Ben bir çıkıp bakayım. Aldın mı? Aldım abi, beklemedeyim. Hareket yok mu Hakan? Henüz yok abi. Hareket var. Keskin nişancı! Saçtan! Kaçıyor usta, kaçıyor! Nerede, nerede? Ne tarafta? Şu tarafta. Paletlerin arasında. Siz öbür taraftan. Hakan, kal burada. İyi misin Veysel? İyi misin Veysel? Veysel, nereden vuruldun? İyiyim, iyiyim. Elekte kaldı. Sersemletti biraz. Gel, gel. Gel. Geç, geç. Bunlar bizi bayağı hafife almışlar usta. Bak görürsün, buradan alamadık, diğer taraftan alacağız yaralıyı. Önce şu nişancıyı alalım da. Cemal nereye kayboldu? Dikkat et usta. Ya itmesene, ayağım acıyor. Geldim abi. Salak. Kaçarken ayağını kırdı. Gel buraya, gel gel gel. Nerede lan yaralı? Söyle. Uyuyorlar. Ses çıkarmadan yürüyün.
Abi çok basit olmadı mı ya? Basit basit. Kapıya kadar geldik. Hadi giriyoruz. Teslim ol polis! Teslim ol! Islak! Kaldır ellerini! Kaldır lan elini! Kaldır! Al silahını, teslim ol lan! Abiniz kaçıyor oğlum! Tamam, teslim olayım. Dayan duvara! Evime kadar girersiniz ha! Bak elden arkaya! İsmet yakalandın, zorlama! Benden akıllı çıktınız. Ne sandın İsmet? Elinde sonunda yakalarız. Bırak silahı, canını yakmayalım. Bırakmam. Kitabımda yok. Ver. Böyle bir plan kurduk baba, ne diyorsun? Mantıklı. Yine hedef şaşırtma yapabilirler yalnız. Biz Veysel'in yanında olacağız. Diğerleri Aslı'ların yanına gidecek. Aslı'nın annesiyle kardeşini de polis evine alacağız. Tamamdır. İyi bir plan yapmışsınız. Bu sefer işe yarasın bari çocuklar ha? Hadi kolay gelsin. Affedersiniz amirim. İnanın çok pişmanım. Konuşturmayın şunu, götürün atın nezareti. Yürü. Ya. Kusura bakmayın. Meğer hain bizim içimizdeymiş. Emre kardeşimizi boşuna töhmet altında bıraktık. Sizi uyarmıştık amirim. Kimin sepetinden çürük elma çıkacağı belli olmuyor değil mi amirim? Ha? Haklısınız müdürüm. Bu sefer biz yanıldık. Ne deseniz haklısınız. Olur böyle şeyler. Köşeye mi sıkıştık Bildan? Niye susuyorsun? Yaralı haklıydı. Biraz geri çekilmeliydik. Çekilmedik? Olan onu oldu. Tetikçi yakalandı. Durmuş'la yaptığımız işbirliği açığa çıkarıldı. Kaç git diyorsun yani? Gidemeyeceğinizi biliyorum. Aylardır Rusların sevkiyatını bekliyoruz. Onlar gelmeden de hiçbir yere gidemem. Baba, Emre geldi. Hoş geldin. Gel, geçmiş olsun. İyisin değil mi? Çok iyiyim müdürüm, sağ ol. İyi. Geçmiş olsun kardeşim, geç otur. Sağ olun müdürüm. Gel, otur bakalım. Kusura bakma birader, biraz uzun sürdü. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslı anlattı neler yaptığınızı. Bu ekibin değerini biliyordum ama şimdi daha iyi anlıyorum. Tabii oğlum, asıl şimdi ekibe girdin. Kabul töreni gibi bir şey bu. Nasıl yani başkomiserim? Başkomiserim şunu söylemek istiyor. Bu ekipteysen bunlara alışacaksın. İftiralar, soruşturmalar. Sadece işini yapmaya çalışırken birilerinin seni düşman bellemesi. Bunların hepsi olacak. Böyle bir ekip varsa arkanda her şeyle savaşırsın bir de. Gördün mü baba? Hemen kapmış mevzuyu. Aferin evlat, aferin. Biz her zaman birbirimizi kollarız. Bu hiçbir zaman değişmez. Ekibin yazılı olmayan birinci kuralı da budur. Çok iyi anladım diyorum. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Eyvallah. Birine daha teşekkür etmen gerekiyor. Mesut abi değil mi? O dönmedi mi hala? Kimse söz geçiremedi ona. Direndi. Dönmem dedi. Ama senin için sözünü yuttu. Benim için mi? Hı-hı. Senin için ya. Tamam. Hemen gidelim o zaman. Müdürüm, izniniz varsa tabii. Gidin. Benden de selam söyleyin. Hadi çok uzatmasın şu izni de. Dönsün gelsin yani. Hadi. Tamam baba. Tamam. Hadi. Tamam müdürüm. Hadi. Sağ olun. Selam söyleyin. Gel buradan. Hadi görüşürüz. Vay gelin oturun. Ne yapıyorsun usta? Abi afiyet olsun. Eyvallah. Tut şunu tut. Ver. Gelin. Gelin geçmiş olsun lan. He? Sayende abi. Arkadaşlar anlattı neler yaptığını. Ne yapmışım? Hepiniz sağ olun. Siz olmasanız bitmiştim. Herhalde oğlum, sevildiğini bil. Aslı da az uğraşmadı senin için. Sen de sağ ol. Ne olur usta? Lafım mı olur? Oluyor. Senin için ne olur, verdim ifademi fetişe.
Yok, veremedim daha. Ortalık tepesinde attırdım galiba kadın. İyi de oldum, boş ver. Nasıl tepesini attırdın ya, ne yaptın? Boş ver. Bugünü iyi kapattı, kutlayalım ya. Yakayım mı mangalı ha? Ha? Şöyle vuralım mı ete? Çoban spor. Of, vallahi mı? Evet. Herkes buradaymış. Selamlar. İdil Hanım. Buyurun, hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ya bu kadar zahmet benim için mi? Doğru. Sizi gözaltına almak için buradayız. Ne? Ne? Hanımefendi, saçmalamayın. İdil Hanım bir dakika. Böyle ekiple falan almak, terör şubeyle bir de. Mesut'u neyle suçladığınızı da söyler misiniz? Mesut komiser, Harun Bey'in kaçırılmasından sorumlu bir numaralı şüphelimiz. Yanımdan koşarak gitti. Aynı saatte Harun Bey ve adamları silahlı saldırıya uğradı. Devamında da kaçırıldı. Bu kadarı da saçmalık ya. Mesut'a mı yıkacaksınız o işi, ha? Kimsenin kimseye bir şey yıktığı yok. Bizimki sadece şüphe. Gidermek de Mesut komiserin elinde. Zaten gerisine de savcı karar verir. İdil Hanım, çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Usta gülüp durma, sen de bir şey söyle ya. Ne diyeyim usta? Herkes hayırlı işler. Hadi kardeşim, tak kelepçe gidelim. Hadi tamam. Ha. Abi olur mu öyle? Abi. Olur mu ya öyle? Olur.